Herkese merhaba, sahadakilere hoş geldiniz. Yine değerli yorumcularımızla Kayseri Spor'u konuşacağız, olağanüstü genel kurulu konuşacağız ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ayhan Baynar abimiz burada. Hoş geldin Ayhan abi. Nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a emanet. Çalışıyoruz. Dönem sonra. Defter tazı. Biraz yoğunsun değil mi? Yoğunluğumuz var, inan yoğunuz. Yani Paldır Gül'ü işim için buraya yetişeyim diye canlı yani ona uğraştım. Teşekkür ederiz geldiğin için. Yalçın Sezgin burada, iki hafta mazereti vardı. Bugün stüdyoda nasıl gidiyor Yalçın, iyi mi işler? Vallahi iyi çok şükür. Yani iyiyiz, gayet keyifli, bir sıkıntı yok. Ya özledim ya. Dün buradaydım. Evet. TV Kayseri'de mali yaklaşım programı bayağı da güzel oldu. Bayağı da izleyen olmuş. Yok izleyen, yani güzel bir programmış. Şimdi biraz farklı bir perspektif olan bir programdı. Hem meslektaşları hem de esnafları ve şirket sahiplerini ilgilendi. Hatta program belli bölümde de EYT üzerinde bir şeyler konuştuk. İlgi çektiğini düşünüyorum. Kaliteli bir program oldu. Bunda da tabii ki program sunan arkadaşımızın da katkısı da büyüktü. Gurbelik devam ediyor mu abi? Şu anda ara verdik. Bizim bu işi organize eden... Ama siz gurbelik yerine de fırın az mı ne? Aynen. İnşallah dışına çıkıyorsunuz. Yok, hayır, inşallah bugün seni de davet edeceğiz. Yani onun için söylüyorum ben de, hiç davet etmeyin. Biz tek yeriz o konuya. Sorun yaratmaz. Siz böyle şey mi, yani belli bir arkadaş grubu var, öyle mi gidiyorsunuz? Yok, biz zaten bir grubumuz öyle bir grup ki, oda başkanımız her şey o gruptan çıkıyor yani. Şu anda oda başkanımız o grubun içerisinde, meclis başkanı ben o grubun içinde, eski oda başkanlarımız var. Yani bir farklı belli bir grup arkadaşlar. Oda başkanı kim? Ali Yedikaya arkadaşlar. Üstad, sende var mı böyle gurmelik ya da başka hobiler? Ya ben özel hobilerim var da en büyük hobim mesleğimle ilgili fotoğraf çekmeyi falan. Ya az önce Erkilet'in tepedeydim yani fotoğraf çekmeye falan gittim böyle. Şimdi acaba hava çok güzeldi, bulutlar falan, Erciyes'i görebilir miyim diye ama çok net görünmüyor. Şehrin üzerine sis çökmüş. Sis mi diyelim, hava kirliliği mi? Üst tarafta Erciyes çok hasa. Bunların bardağında zaten sonuçlandık bir meslektaşımız arasında fotoğraf yarışması var. Evet. O da güzel bir çok etkinlik. Şey, fotoğraf çok güzel bir olay. Sizin UFAD başkanı var, Mali Müşavir değil mi? Onu mu diyorsun? Şu an soruyu anlamadım. UFAD. Bir fotoğraf yarışmasından bahsettin. Evet, evet, doğru. UFAD başkanı, Mali Müşavir diye evet, biliyorum. Evet, evet. Onlar düzenliyor değil mi? Biz genellikle bizim grup olarak şey yapıyoruz. Grup şey yapıyor. Kayseri Mali Müşavir'de sonra. Erkilet'te şey mi çektin hocam, hobi olarak? Bir, evet, aynen öyle bir eski yapılardan falan çektim de güzeldi, hava da çok güzeldi. Onun dışında bir şimdi Ayhan Bey'le başladın ya, ben şu EYT açıklansa da iyi bir EYT uzmanı konu kalsın. Dün açıkladı abi. Açıkladım. Yok yok, insanlar hep şeyi merak ediyor. Acaba ben ne kadar faydalandım? Nasıl olacak? Son durum nedir Ayhan abi? Şu anda şöyle söyleyeyim. Muhtemelen sene sonuna kadar belli olacak ama şu anda 8 Eylül 1999 tarihteki yasa birlikte yürürlüğe girecek. 8 Eylül tarihteki herhangi bir, yani yasa olduğu gibi yürürlüğe girecek. Şu anda tartışılan kısım işveren sendikalarının bu konuyla ilgili özellikle yaş beklentileri vardı ki bunu da sebebi kesinlikle şeyle kıdem tazminatını ödememe veyahut da elit ve yetişmiş elemanı kaybetme korkusuydu. Ben de bize diyoruz zaten ücretini versin, çalışmaya devam ettirirsin diye söylüyorum. Kesinlikle kadın 20 yıl 5000 gün, erkek 20 yıl 25 yıl 5000 gün 25 yıl, bağ kurulu olanlar ise de kadın da 7200 gün, erkekler ise 9000 gün şartı var. Bu olduğu gibi muhtemelen geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü onun haricindeki bütün olaylar zaten EYT'nin devamı anlamına geliyor. Devam yani. Normalde geçecek. Evet, yani ben tahminimde herhangi farklı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Demek ki ben aşmışsın, 89 girişliyim. EYT çıktı. Sen zaten EYT'ye girmiyorsun diye biliyorsun. 89 girişliyorsun, sen zaten normal emekli oluyorsun. Değil mi? Doğru yani. EYT'ye girmiyor 89. Evet, yani biraz gecikmiş olabilir ama neticede muhtemelen bazı çalışmadan söz ediliyor. Muhtemelen tabii ki spor programı, başka şey, ekonomi programı. Diyecekler yorum. Geç ulan! Şimdi Kayseri'nin olağanüstü genel kurulu iptal oldu. Sen diyordun iptal olacaktı. Hiçbir zaman ilk haftada yapılmadı. Çünkü hafta sonu İstanbul'da bir Kayseriler tanıtım günler vardı. Biz de oradaydık. Hepsi Kayseri'nin ileri gelenleri, başta Mehmet Öztek olmak üzere oradaydık. Oradan da hatta şeye geçtiler, Antalya'ya geçtiler. Önümüzdeki cumartesi olağanüstü genel kurul yapılacak. Çoğunluk sağlanmadan. Şu anda gözüken tek kişi var. Ali Çamlı. Birkaç isim var ama onlardan biri herhalde Batuhan Koç muydu, Samet Koç muydu? O yönetimde olacakmış.
Ali Çamlı kulüp başkanı olacak. Yani görünen o. Peki nasıl bir yönetim olmalı? Bundan sonraki süreç nasıl işler? Kayserispor neler bekliyor Ayhan abi? Bir senden şimdi devam edelim. Geçtiğimiz programda dile getirdik yani. Şu anda kulübü ciddi anlamda ekonomik bir sıkıntısı var. Hem de ciddi anlamda sıkıntı var. Önce bu sıkıntının peyderpey aşılmasına çalışıldı. Muhtemelen bunlar aşıldıktan sonra zaten yönetim Ali Çamlı Bey'in açıklamaları şu yönde. Eğer kulübe herhangi bir şekilde kimseye sahip çıkmazsa kulübü ortada bırakacak halimiz yok. Ben kulübü elimden geldiği kadar idare etmeyi çalışacağım dedi. Tabii ki bu süreç içerisinde nasıl bir yönetim oluşacağını düşünecek olursanız muhtemelen işte eski yönetim farklı bir yönetim olacağını sanmıyorum. Başkan değişebilir. Muhtemelen birkaç kişi değişebilir ama neticede yönetim gene de atamayla olabilir bazı kişiler. Atamayla tespit edilebilir. Buyur sıra sende geç denebilir. Ama muhtemelen iyi bir yönetim çıkartmaya çalışacak. Ama bu çıkacak yönetim büyük bir ihtimalle bir geçici yönetim olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu yönetimde sezonu tamamlamaya çalışacaklar kanaatindeyim. Bunlar açılırsa kulübe mutlaka bir faydaları olabilir, artısı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü zor bir dönemde. Çünkü devre arası... Pardon, Ali Hoca atama değil mi? Atama dedik, bir şey demedik evet, zaten. Başkan zaten evet, net bir ifadeyle kimse sahip evet, çıkmazsa bana verilen görevi ben yaparım ifadesini net bir şekilde kullandı. Diyor ki zaten 3-4 ayda yapıyorum. Yani para şey yapan gelebilir ama ben yani takımı boş bırakmamak için aynen, bana yani, görev verdiler. Tabii. Ben zaten 4 aydır o yönetiyor. Ya burada takımı ben şey atamam dedi. Zaten hukuken de şu anda idareci pozisyonda da biliyorsun. Yönetim kurulunda da değil. Değil yani. Hukuken de değil yani. Yani. Evet, evet. Hayır şu anda ister istemez dışarıdan bir yönetim olarak devam evet, ediyor. Yani bu aslında bir özveridir, bir gönül işi. Anladığım yani, o organizasyonu bu yapacak başkan olarak para işini, yani kaynak işlerini, işte organizasyonu onu yapar mı? Bence yapar. Yani ona da destek verecek. Ama nereye kadar bu? İşte belki sen dedin ki bu sezonu bu yönetimle bitirin. Ben şunu anladım. Acaba tekrar mı yeniden olağanüstü genel kurulu? Muhtemelen Mayıs'ta bir genel kurulu. Mayıs'ta tekrar yapılacak. Hadi bu şeye kadar sen diyorsun. Önemli mi abi söyledi? Evet. Sezon bitene kadar bu olacak diyorsun. Benim tahminim budur. Çünkü evet, şu Mayıs'ta, anda kim ne derse de zaten biliyorum gecikmiş bir genel kurulun neticesini biz şu anda karşımıza çıktı. Büyük bir ihtimalle şu anki bilançolar inceleniyor. Gelir tabloları inceleniyor. Takımın ödeme gücü, ödeme trafiği, finansal kaynaklar üzerine araştırmalar yapılıyor ve muhtemelen takımla ilgili ne yapabiliriz? Yani taraftar artık transferden vazgeçti, takımı nasıl koruyabiliriz üzerine hareket ediyor. Görünen ifade şu ki, yani bazen televizyonlardan ve medyadan okumuşlarda duymuş olduğumuz ifadeleriyle de acaba transfer yasağı kaldıracak mı yönetim diyor. Transfer yasağını kaldıracağını pek düşünmüyorum. Eğer kaldırmak için uğraşana kadar en azından elindeki futbolcuların o kaynağı elindeki futbolculara aktararak takımı ayakta tutmak, oradan gelecek galibiyetle de zaten takıma zaten katkı sağlayacağını kanaatindeyim. Muhtemelen ben şöyle düşünüyorum. Evet, takımın kesinlikle kayyuma düşmeden, kesinlik bir şekilde de şu anda büyük bir ihtimalle Çamlı Bey büyük bir ihtimalle başkan. Zaten az önce ifade etmiş olduğunuz gibi genel kurul çoğunluk aranmaksızın yapılacağı için de sorun olacağını sanmıyorum. Muhtemelen bir genel kurulda tahmin ettiğimiz kişiler belli olabilir ama şu anda şu adam şu adamdır diyecek durumda değilim. Muhtemelen belediyeden birkaç kişi atanır, Koca Sinan'dan birkaç kişi gelir. Muhtelif yerden ya da ileri gelen şehrin belli bir noktasında. Ya onlar %80 tamamlamış zaten organize sanayiden belli noktalardan. Olması işte, gerekiyor, olması İstanbul'dan yönetimi şey yapacak. 800 milyon TL'ye yakın bir borç olsun. Süreçte de kimse başkan olmak istemez. Şimdi açık söyleyeyim. Murat Bey şöyle söyleyeyim. Şu anki hava 1987'deki Kayserispor'un havası. Yani Mehmet Haymanalı'dan sonraki dönemde. O dönemdeki belediye başkanımız takıma sahip çıkmadı. İşte birilerinin gayretiyle, özel gayretle bir şey yapıldı ama sonrasında takım 3. Türkiye Ligi'ne kadar gitti. Yani şu anda biz o havayı soluyoruz şu anda. Nasıl düşünürsen düşün. O dönem kulübe bir tane simit bile alınamayacak durumdaydı. Hatta nostaljik bölümünde birçok programda gösterdik biz burada. Yani deplasmana gidip bir kıraathanede çayla simitle maç hazırlandığımız dönemlerde biliyoruz. Yani bazı futbolcuları da bağlandığımızda bunu dile getirildi. Allah göstermesin o günlere düşmememiz gerekiyor. Ama bilanço itibariyle de bahti açı durumda da zaten o duruma düşmüş durumdayız kim ne dese. Abi inanılmaz bir borç var. 800 milyon, 330 milyon. Hayır, 800'den fazla. Daha mı fazla? Ben 1 milyarın üzerinde olduğunu söylüyorum. 1'in üzerinde diyorsun tabii, abi. Kesinlikle. Şu süreçte sezon ortasında kimse almaz. Ali Hoca'da görevi vermişler. İşte 4 ayda zaten o idare ediyor.
En son geçen serbest bölge bir toplantı vardı. Buraya önemli bir yatırım yapılıyor. Erciyes Holding buraya vagon üretimi yapacak. Orada benden evet. göz başında gördük. Ayaküstü bir şöyle bir sohbet ettik. Şey dedi, artık normale dönmeye başladım dedi mesela. Güzel. O da enteresan. Yani normale dönmeye başladım dedi. Ne kadar sıkıntı yaşadıysa. Bu cumartesi 11'de yapılacak. Ali Çamlı şu anda çok olağanüstü bir şey olmazsa Ali Çamlı başkan yönetimini oluşturuyor. Hafta sonu, geçen hafta sonu da Antalya'da bir zirve yapıldı. İşte İstanbul'dan oraya geçti. Hatta orada da bir sorduk Önürsak'ı. Belediye başkanı oraya gittiler. İşte bazı gazeteciler de vardı. Bizim Fatih Doğan mesela tanırsınız. Orada da hatta Fatih Doğan'la biraz sohbet ettik. Böyle bir süreç var. Hocam sen ne düşünüyorsun? Sen ilk başta Ali Çamlı'yı bayağı bir eleştirdin. Yani Ali Çamlı'nın şahsında değil eleştirim. Şöyle Berna Hanım'ın yönetimiyle ilgiliydi evet. bu. Yani Ali Çamlı orada sembolik. Şu anda başkan oluşu da sembolik. Yani ben hepsi şunu söyledim. Üst akıl var. Onlar kimi söylerse o olur orada diye. Yani oraya Ali Çamlı değil Murat Metiner'i de koyabilirlerdi. Şimdi oraya başkan olmak için iyi bir bütçe lazım. Şu andaki borcun altına hiç kimse cesaret edip mümkün de girmesi. Bir de şöyle bir şey var, şu gerçek var. Kulüp o kadar çaresiz ki şu anda. Mesela Menduh Başkan'ın son açıklamalarından bunu hissedersin. Ben başkanlık yapacağım diyen herkes talip olabilir dedi. Eskiden Kayserispor için böyle demezlerdi. Biri hedef konurdu, onun yanına etrafına kimseyi yaklaştırmazlardı aday olarak. Tek aday girerlerdi. Hiç ben hatırlamıyorum böyle çekişmeli adaylı bir kongre hatırlamıyorum. Şimdi zaman kazanmaya çalışıyorlar tabii. Sezon sonuna kadar birileri sembolik olarak orada başkanlık yapacak. Şimdi başkanın taze kan olması lazım. İçeriye finans aktarması lazım. Şimdi bakınca benim bakış açımda söyleyeyim. Şimdi Ali Hoca ticaret yapıyor ama Kayserispor'a milyon dolarlar akıtıp da rahatlatacak bir başkan değil. Ya zaten o kendi evet, diyor bunu. Evet. Yani oradaki yeri sembolik. Üst akıl diyor ki yani sen abilik yap sezon sonuna kadar ama ben yine o yönetim kurulunun, Berna Hanım'ın falan Ali Çamlı'ya verirken de zaten tamam sen ol da ben istifa ettim. Yine destek olurum anlamında destekler olmuştur. Yoksa Ali Çamlı bu yükün altına girmez. Kimse de şu şartlarda bu paralarla Kayserispor'a ben başkan olacağım diye girmez ya. Yani. Şimdi genel kurul sen mali kongreler yapılmadı. Şeyde evet. işaretle mesela AŞ bölümü de yok abi. Yok. Mesela o da yine, enteresan. Olması gerekiyor mu? Şimdi zaten anonim şirketin kurulmasıyla ilgili. Döneceğim tekrar Yalçın. Anonim şirketin kurulmasıyla ilgili. Şu anda kurulmuş bir şirket var ama kurulan şirkette eksiklikler mevcuttu biliyorsunuz. Maalesef aktif hale geçirilemedi. Büyük bir ihtimalle kurulma işlemleri veya da şirketleşme olayı muhtemelen 2023-24 sezonuna kayacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bu süre içerisinde gündem maddemizde geçen programda baktığımızda şirketle ilgili en ufak bir madde yok. Sadece bilanço ve seçimlerden söz ediliyor. Bu da normal bir genel kurul ifadesi. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki demiş olduğumuz gibi az önce Yalçın Bey'in ifade ettiği gibi de kesinlikle bu bir geçici yönetim. Bu geçici yönetim büyük bir ihtimal bir sonraki yönetim hazırlayabilecek bir yönetim olması gerekiyor. Sen önemli bir söyledin. Yani bu burada çok ciddi anlamda işte o yapılanma, yeni yapılanma çok önemlidir. Bilmiyoruz şu anki hukuki açısından nasıl becerilir bilmiyorum ama derneklerin büyük bir ihtimalle Kayserispor Futbol AŞ'yi devri olursa borç da oraya külliyen gidecek. Sorumlu da devam edecek durumu olursa da olay farklı noktaya gelecek. Yani aslında görünen şu ki muhtemelen Kayserispor AŞ kurulsa da aynı borçla devam edecek yönde. Devam edecek. Sorumlu tabii, devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela mali kongre yapılmamış. Biz burada hep konuşurken afaki konuşuyoruz. Şimdi ben atıyorum ben adayım diyeceğim. Ama kimse Kayserispor'un ne kadar borcu olduğunu bilmiyor. Yani resmi tabii, olarak açıklanması lazım. Tabii. Yani sen yasal olarak yapmak zorundasın o mali kongreleri. Şimdi kimse eski başkanın ne kadar alacağı olduğunu net bilmiyor. Hep gazetelerden, Twitter'dan, tabii. Söylentilerle. Şimdi oraya çıkacak kişi eline bir tane belgeyle çıkmalı. Ya bu kulübün borcu şu kadar. Muhtemelen Yalçın Özen.
Bu şeyde söylenir mi bu? Muhtemelen bunlar zaten görüşülmüştür, bellidir. Ben esas şu anda benim elimde 31 Mayıs 2021 tarihli bilanço var. Gelir toplusu bilanço evet. var. Büyük bir ihtimalle bu cumartesi yapılan genel kurulda bilanço muhtemelen önümüze düşecek. Düştüğü zaman da ben size buradan ekranlardan analizini yapabilirim. Evet, çok şöyle, rahat bir analiz işte yapabilirim. Sıkıntı şöyle. Sorun, özür dilerim Yasin Hocam. Birazdan size ek bir katkı olsun diye söylüyorum. Şimdi gerçekten kulüp geçmiş dönem borçlarında azalma mı yapmış, artıları mı çıkmış? Gelirde artma var, giderde azalma mı var? Veyahut da işte finansman gideri ne olmuş? Bunlar tek tek net şekilde tespit edilebiliriz. Biz 40 milyon dolar ya da euro, aynı rakam ifade edilen ifadesi. O tarihteki borcumuzu o tarihteki euroya kura böldük, bu kadar rakam çıktı. Şimdi tartışma içerisinde şu da tartışıldı. Ya işte o tarihte dolar, euro 5 lira, 6 lira, 4 lira civarlarındaydı. Şimdi 18-20 lira. Aslında borcun çoğalma sebebi budur ifadesi kullandı. Sıkıntı yok. Biz öyle 40 milyon euroyu yazdık oraya. Hatta ondan sonra ne yapacağım? Kısa ve uzun vadeli borçları ben bunu böldüğümde eğer karşıma 60-65 bin euro çıkacak olursa TL bazında karşılaştırmayacağım. Euro bazında karşılaştıracağım. Euro bazında karşılaştığınız zaman eğer gerçekten kulüp ciddi anlamda bu sıkıntı yaşamışsa soruyu sorabiliriz biz. Yaklaşık bir yılıyız. Yani son bir yıl, doğru mu? Tam son evet. bir yılı. Yani neredeyse bir yıldan bir buçuk yıl, tam bir buçuk yıl şey yapacağız. Bir buçuk yıllık sezon, yani 21-22 sezonu ve 2022-23 sezonun yarım dönemini çok rahat bir şekilde analiz ettiğimizde kulübün ne kadar sıkıntıya düştüğünü veyahut da bir sonraki sezonlarda ne yapabileceğini çok rahat ve tahminle kullanabilirim. Çünkü orada görülmeyen bilançoda bazı değerler var. Ziraat Bankası'nda yapılan ödeme şeyler var. Uzun vadeli krediler nasıl? Çünkü oraya muhtemelen büyük bir finansman yükü binmiştir. Aylık ne kadar faiz tabii, ödüyor? Ya en basit evet. şunu söyleyeyim. Özür dilerim yani lafınızı şimdi kesmeye çalışmam ama. Efendim sen yani finans mesela konusunda. Mesela bir Bertolacci transferidir. Kulüpte normalde o borç gözükmüyordu. Nasıl gözükmüyordu? Borcumuz şu anda ödememiz yani 2022-23 sezonu için ödememiz gözüküyordu. Tamam. Ama futbolcu sözleşmesini feshedip giderken 2 yıllık borç da oraya bindi. Yani bir anda 1 milyon euro atıyorum. Çünkü herhalde 1 milyon euro civarında anlaşmamız vardı. Evet. 2,5 yıllık. Ya bayağı adama bir para ödemişiz yani. Şu anda hayır, ödememiş. Ödeseydik zaten şu anda. Artı 2 milyon euro daha bindi oraya. FIFA'lık, yani bir anda 2 milyon euro derken o rakamlar çarpmak. Türkiye'de çok büyük. Yani 1 milyon euro, tabii. 19 milyon buçuk milyon tabii. TL, 2 milyon euro eklesem 40 milyon euro. Yani şimdi az önce dedin ki 800 milyon. Ya diyorum bir futbolcu için sana artı 40 milyon euro binmiş. Yani rakamlar deli rakamlar. Evet. Yani bunu tartışmak ayrıca bir şey. Buyurun hocam. Şimdi ortada biz afaki konuşuyoruz. Ağzımızdan hani kulaktan duyma şeylerle de çok rahat söyleyemiyorsun. Sadece geçen programlarda da ben söyledim. Şimdi benim bildiğim rakamları söyledim. Geçmişteki yönetimden 220 milyona devralındı. Kulüp başkanının işte hani ekonomim bozuldu, işlerim iyi gitmiyor, servetimi kaybettim diye açıklamalarının arkasında 450 milyon falan kulüpten alacağı olduğunu beyan etmesi. Kulübün borcunun da yaklaşık söylediğin gibi 50 milyon euro falan gibi bir rakamlar. Bu rakamı tamam. Nereden evet. duydun? Yerden duymuştun mu lan? Evet. Ya duymuştur abi yani kaynağı evet. söyle. 50 milyon euro. Aslında kulübün yok 50 milyon euro derken 900 milyon civarında borcu olduğunu. Başkanın borcu içine dahil mi? Evet evet. Şimdi hatta o gün de şöyle eleştirdim. Sen yoktun. Aslında senin olman güzeldi. Mali müşavir olarak. Şimdi 220 milyonla devralıyorsun. 450 milyon alacağım var. Kulübün borcu da 900 milyon. Yani burada çok idarede bir problem var gibi geldi bana. Kur farkını evet onu çıkarsın dersin ki mali kongreyi yaparsın. Arkadaş bak o zaman kur şu kadardı. Ben kulübe şu kadar para akıttım. Kurdan dolayı da fark bu kadar büyüdü dersin. Bunu bir açıklarsan biz de burada rahatlarız. Bak mesela gelecek aday da rahatlar der ki ha, bu riski alırım ya da almam diye bakar. Şimdi hocam birçok Süper Lig'de oynayan futbol takımlarının bilançolarını internet sitelerinde düzenli olarak yayınlıyorlar. Evet. Mesela Alanyaspor buna i̇şte bir örnek. İşte belirsizlik koyuyor. Var orada. Orada yazıyor ya. Yayınlanıyor. Tabii. Yayınlıyorlar sitede. Bizde abi. Bizde yok. Biz, hayır ya biz bilançoyu ya okurken. 3 yıldır kongreyi yani, yapmamışsın. Muhtemelen genel kurulda olacaksınız yani. Genel kurulda olduğu zaman acaba o bilanço nasıl okutulacak takip edin.
Hemen oku. Belki de okunmasın diye karar çıkacak. Eşi beraber gideceğim. Yani okunmasın diye karar çıkacak, onu söyleyeyim. Yani ama okunmak zorunda. Denetim kurulu raporu okunmak zorunda. Baştan aşağı okunmak zorunda. Yani her şey denetim kurulu raporu olmazsa genel kurulu ibra edilmiş olmuyor. Haliyle o okunduğu zaman, o bilançolar ortaya çıktığı zaman ben şu anda Sayın Berna Gözbaşı Başkan kulübü devralmadan önce bağımsız denetçileri inceletti. Bağımsız denetim raporları şu anda sizde benim önümde ciddi olarak bekliyor. Var elimde, herkeste de var, internette de var. Başkanın hangi dönemde kimin ne kadarlık borç ve artılığına geldiğini biliyoruz. Hangi şartlarda kulübü aldığını da biliyoruz. O zaman şu soruyu sorarız. Geçen programda uzun uzun tartıştık. Ya bizim Bertolacci'ye ihtiyacımız var mıydı? Niye durduk ya da biz bu kadar milyon euro borca girdik? Bu soruyu sorarız yani. Bir de diyorsun ki sen adama bir de 1 milyon euro kulübüne bonservis veriyorum. Yaklaşık 3 milyon euro civarında da kulübüne para veriyorum. Etti sana 4 milyon. Ya 4 milyon çarpıyorum 20 ile 80 milyon para yapıyor ya. İhtiyacımız var mıydı tartışmamız lazım. Ayhan Bey bak şimdi Bertolacci'yi bildiğimiz için, yansıdığı için biliyoruz ama ben mesela son 3 yılda Kayserispor'da imzayı atmış ama sahaya adım atmamış bir sürü futbolcu biliyorum. Yani ben dedim ya şimdi bu hanımefendi kendi işinde çok başarılı olabilir. Ama sporla futbol fabrikayı yönetmek çok farklı şeyler. Çünkü senin etrafında bir sürü menajerler var, işi bilmeyen insanlar var. Profesyonel bir ekiple aslında hiç çalışmadı. Yani kusura bakmasın. Ya hiç eski bir futbolcudan burada, daha doğrusu hani transferde oynarken çocukları çağırıp sen Kayseri'nin çocuğusun, sen bizim çocuğumuzsun diye imza attırılan geçmişteki hiçbir çocukla, o gençlerle futbolu bırakmış Kayserisporlu gençlerle çalışmadı. Seyit Üçkü'yle yapılan biliyor ya. Yani, şey, hiçbiriyle çalışmadı. Dışarıdan bir kapalı kutu gibi. Şimdi kendi ben şöyle bakıyorum olaya. Fabrikası var hanımefendinin. Şimdi fabrikada zarar ederse müdürünü çağırıp hesabını sormuyor mu? Nasıl zarar ettin burayı diye. Şimdi Berna Hanım'a da bunu soracaklar Mali Kongre'de. O da çıkacak, açıklayacak. Diyecek ki bak arkadaş, ben şu futbolcuyu şu kadar aldım, şu kadarını ödedim, şunu ödemedim falan. Bunları hep açıklaması lazım. Yani ben... Yani kulüpler yasası bu ülkede uygulanmadığı sürece bunu hep bütün kulüpler yaşayacak. Borç yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Geliyor transferler, gidiyor transferler. Ondan sonra başkan istifa ediyor. Borç kulübün. O şekilde, benim de şu kadar alacağım var diyor. Yalçın Bey, o şartla da ben kulübe başkan adayıyım, buyurun. Evet. Yani başkanlığı yapalım, böyle zaten şu andaki sistem bu. Ben adayım. Hani laf olarak kullanıyorum. Aynen. Adayım. Ben bu şekilde adaylığı yaparım, başkanlığı yaparım. Tabii ben... Risk yok, sorun yok. Giderim bir yıl havam atarım. Abi sen... Ayhan Baynar, Kayseri Spor Başkanı dedirtirim. Sonra da çekilir giderim. Geçen programlarda yine ben bunu söyledim ya. Orada yani sen eğer gidip işte bir yerlerde poz veriyorsan bunun bedelini ödemelisin oraya. Şimdi tekrardan Ali Koç örneğini vereyim. Fenerbahçe'ye başkan oluş sebebi Ali Koç'un parası. Ali Koç'un iyi bir kulüp başkanı olduğundan değil, içeriye aktardığı para. Şimdi giderken onun karşılığını mutlaka alacak. Diyecek ki ben kulübe şu kadar para verdim cebimden ama nasıl para girdiriyor? Sponsorluklarla. Onu kulübe bağış altında yaptırıyor. Ama şimdi bizim başkan derse ki ben bu kulübe şu kadar para verdim, kulüpte 900 milyon derse bunun hesabını vermek zorunda. Bertolacci'ye niye ya Bertolacci 40 milyon verdiğini açıklamak zorunda. Bertolacci bu örnek. Sadece tabii. Sadece yani, Bertolacci gibi sadece, ne de transferler var. Tabii ben ona baktım. Mesela aslında kağıt yok yanımda. Önceki programda açıkladım. İlk geliş döneminde sezon başında hatırlıyorsanız ben dedim ki Kayserispor'un iki tahtası kapalı dedim. Şu anda açık olsaydı gene 5 tane gönderecektik, 10 tane alacaktık. İlk geliş döneminde önceki yönetimden kalan 5 topçu gitmiş, 10 topçu alınmış. Şimdi, bu yabancılar üzerinden. Şimdi. Daha yerlileri saymıyorum. Ve karşılığında para olarak satılan futbolcu kim? Bir tane kaleciyi satmışız. Bir tane genç çocuk Emre'yi vermişiz. Bir de başka da aklımda yok yani. Ciddi. Yok zaten. Hepsi... Karşılığı hep boş. Hep boş.
ismini bilmediğin 20 tane futbolcu var yabancı ve hiç sahaya girmemiş bu adamlar. Şimdi Murat Bey, diyelim ki ben başkan oldum. Örnek kurayım, örnek esnafım. Başkan oldum. Ara transferi yapacağım. Futbolcuya alırım. Ellerine üçer, birer, ikişer, üçer aylık senetleri, çekleri veririm. 3 ay kafam ağrımaz. Zaten ondan sonra sezon biter. Başkanı da bırakırım. Evet. Futbolcular... Çok kolay Allah, başkan ya, olmak. Ben bu şekilde yaparım. Siz de yaparsınız. Buradan nereye gelmek istiyorsun abi? Abi başkanlık demek, kulübe başkan olmak demek. Fedakarlık ister, maddi ve manevi destek ister. Tek ama başına olmaz. Kulüp başkanlığı bir sadece başkanlığı olmaz, yönetim tabii, de olur. Tabii, yönetim. 10 kişi, 11 kişi. Yeri geri gelirse bütün şeyler konur. Ama maalesef ülkemizde öyle bir nokta ki başkanı biliyoruz. Başkan yardımcısını bilen var mı kulüpte? İşte ben... Muhasip üyeyi bilen şimdi, var mı? Şimdi abi daha da büyüğünü konuşuyorum. Bak basit bir şey konuşuyorum. Bilen var mı? Yok işte. Önceki programlarda söyledim biraz. Haline diyor ki... Ağır kaçtı herhalde. Haline diyorum ki... Attım. Ayhan Baynal Başkan, Yalçın evet. Bey Başkan Yardımcısı, siz de muhasipsiniz. Havayı ben atıyorum, parayı siz biliyorsunuz. Verir tabii, misiniz? Tabii. Vermem abi. Bu kadar basit. Sanayici niye yardım etsin? Ayhan Bey'le aynı programda değildik bunları konuşurken. Ben dedim, benim trilyonum olsa, ben Kayserispor'a trilyonlarım olsa yardım etmem şu pozisyonda. Birileri, şimdi başkan hata yapmış, bir sürü borçlanmış. Tekrardan destek olacağız. Yine o başkanlık yapacak. Orada havasını atacak. Öyle değil. Şimdi bu gönül işi. İlk oraya talip olurken yönetimini seçersin. Yönetimine de dersin ki arkadaş biz buraya şu kadar sıcak para aktarmak zorundayız. Şimdi ben o gün söyledim. Murat Bey biraz o ağzımdan imam kelimesi kaçtığı için söylüyorum. Gene de söylüyorum. Bir Ali Hoca imam yani. Şimdi Ali Hoca'ya dönse yanındaki yöneticiye dese abi ki hocam. Burada bir itiraz ediyorum. Ya, evet. İmam Hatip olunca ne oluyor? Yok abi? Yok. Ya bazıları aşağıda. İmam olabilir hayır, abi. İmam Hatip'lik güzel bir hayır, şey. Hayır bak. O seçi demiyorum. Hayır, yani sen onu o hayır, anlamda hayır, demedin. Hayır o anlamda söylemiyorum. Şimdi yönetim şöyle oluşur. Başkan der ki Kayserispor'un geçmişinden biliyor. Şimdi başkan der ki ya hocam vallahi sıkıştık. Acil bize 100 bin euro lazım. Yanına döndüğünde yönetici bunu verebilmeli. Şimdi döndüm, baktım. Hocama döndüm. Dedim ki 100 bin euro ver hocam. Vallahi çok sıkıştık. Acil taze kana ihtiyaç var. Bunu veremediği sürece orada sembolik olarak ben de durabilirim. Ya zaten onu verecek onu bir şey yapıyorlar. Evet, ben de durabilirim. Hocanın, Ali Hoca'nın tabii. İki ilişkileri çok iyi. Tabii. Çok iyi ikili ilişkileri var. 90'lardan beri bu kulüpte yöneticilik yapmış. Öyle tecrübesiz evet, bir adam da değil. İncini cincin derler ya biliyor. Şeyle de arası çok iyi. Organizasyon yeteneğiydi. Parası yok. Yani şimdi evet. Zaten iş insanı yapıyor. O parayı vermem mümkün değil vermiş ama Ayar abi güzel bir tez attı. Benim de tahminim sezon sonuna kadar. Mutlaka. Yoksa kayıma kalacak. Yani kimse güçlenmiyor bunu. Zaten Ali Hoca'nın orada duruşu sembolik. Yani sadece Ali Hoca üzerinden gitmeyelim. Şimdi Berna Hanım'ın en büyük hatalarından biri kulübü tek başına yönetti. Kimse ne oldu para vermedi yani. Para ya, vermedi. Şu da bir gerçek. Yalçın Bey sadece Berna Hanım kulübü tek başına yönetmedi. Erol Bedir de aynı şekilde yönetti. Daha sonraki rahmetli Recep Mahmut aynı şekilde yönetti. Ya onların ya hatta, yine de hatta büyük dört İstanbul takımının da aşağı yukarı şekilde bu şekilde. Abi Recep Mahmut dönün öyle ya da öyle bir şey yapıyoruz ama Süleyman Urma farklı oluyor yani ben Recep Mahmut başkanı farklı keyfi yapıyor. Recep Mahmut başkan döneminde kulüp hakikaten tamam, sıkıntı. Yalçın çok onu sert eleştiriyor şeyler var ama ben, adam profesyoneldir. Ben şeyler olarak ben Yalçın Bey'in ifadesine mutlaka farklı açısı vardır, görüşü vardır ama ben kulübün idaresinin sonuç şuna geliyor abi. Bir ekleyeceğim var mı? Bir şey geleceğim. Bak o yönetimlerde en büyük avantaj futboldan gelenler vardı. Futbolun içinden gelmiş gelenleri. Tabii. Şimdi bir önceki yönetim Erol Bedir döneminde futbolun içinden gelmiş Serdar Maraşlı vardı. Daha önce Recep Başkan rahmetli daha profesyonel Süleyman Hurma ile çalıştı. Recep Başkan. Şimdi bu yönetimde var ya bu hanımefendinin yönetiminde kardeşim menajerin kim olduğunu biliyoruz. Yani altyapıda kimlerin çalıştığını biliyoruz. Şimdi bir sürü futboldan anlamayan biri başkan olmuş. Tabii futbol piyasası biraz simsarların elinde. Yok, Berna Başkan öğrendi. Berna Başkan güzel futbolu öğrendi. Futbolun sistemini öğrendi. Ya,
Ama maalesef maddi sıkıntısı yani toparlayamadı. Şöyle bir şey var. Mesela o kadar yabancı alırken bir tane altta bir profesyonelden gelmiş bir kişi olsaydı yönetimde derdi ki dur bakayım ya bu menajer bunu getirdi de dur bakayım bir bakalım. O kadar çok kişiye imza attırılmış ki. Buna ihtiyaç var mı yok mu? Abi bir sistemin başta federasyon olmak üzere kulüplerde değişmesi lazım. Biz de TFF başkanları genellikle kelli fesli zengin adamlar. Tamam zengin adamlar da niye hep biz zenginlerden TFF başkanı seçiyoruz? Birçok ülkede o federasyon başkanları, işte senin dediğin gibi futboldan gelen insanlar. İşte bir Beckenbauer'du, bilmem neydi. Almanya'da farklı, İngiltere'de farklı. Bir de İngiltere'de abi sen kulüp başkanı bile bilmiyorsun. Kim kulüp başkanı? O genel tabii, menajeri bilirsin, tabii. Şeyi bilirsin. Kulüp başkanı kimse bilmez ki. Şöyle bir şey var mesela. Bir akil var ya, üst abiler var. Hadi ticareti, o iş adamı, siyasi kulübün sahibi. Ya tamam onlarla çalışırken alttan da futbolun akillerinden seç. Mesela geçmişte bu şehirde bu şehirli olup burada yaşayan abilerden örneğin mesela Mustafa Uğur'a desen ki abi gel böyle bir transfer şeyimizde falan abilik yap desen severek yapar. Daha sayabilirim bir sürü. Yani İsmail Doğan'ı var bunun içinde. Ferhat'ı var. Rıfan Çiçek'in var, Mehmet Uğur'u var, Seyit yani İşbir'i var. Bir sürü yani profesyonel anlamda menajerlik yapacak. Yani menajerlik yapacak derken kulüp içerisinde yardım edecek, başkana yapacak o kadar kişi var ki. Sen hepsine kapatıyorsun kapıları. Yani kusura bakma da sen de futbolu niye çok acaba bilmiyorsun. Orada da bir şey mi var ya? Ben onu çok merak ediyorum. Niye kabul etmiyorlar? Yani veya bu şehirli ya da yerliler. Evet. Onlar da farklı bir yöne mi çekiyor? Şimdi ben ya da şey mi kuramıyorlar, otorite mi kuramıyorlar? Şimdi benim aklıma takılıyor mesela. Orada da bir sorun oluyor yani. Hiç tercih edilmiyor mesela. Onun sebebini ben söylerim ama programda olmaz. Programda olmaz. Tabii, peki yani. Tabii. Şimdi senin sorun şu olmalı. Aslında Ali Çamlı başkan adayımızın. Ali Çamlı başkan olduğunu ne yapmalı? Esas sorun abi buradan yönetim başlıyor. Ne olmalı? Ne yapmalı? Bak, şimdi yönetim burada aşağı yukarı belli. Yönetim 3 aşağı isimleri bilmesek bile resmi açıklamasa yönetim belli. Zaten yönetim pek umurumuzda mı? Değil. Başkan umurumuzda şu an için. Bizim muhatabımız şu anda büyük başkan, ihtimalle evet. Ali Çamlı. Belki birkaç peki Ali Çamlı ne yapacak? Şu anda ligin 3 hafta sonra yanlış hatırlamıyorum 3 hafta sonra lig bitiyor değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Abi 22 Aralık birazdan şey geçtiğimizi konuşacağım. Kupa maçıyla başlıyoruz. 22 Aralık'ta gençler bile kupa maçıyla başlıyoruz. 18. maçımızı oynayacağız. Ve lig devre arasına girecek. Ankara Gücü Kayseri Kağıt için. Üzerinde devre arasına girecek. Evet. Sonra devam yani edelim. Aslında devam edeceğiz. Ara transfer devreye girecek. Şimdi evet. Büyük bir ihtimalle kulüpten bazı futbolculardan muhtemelen ayrılmalar meydana gelecek. Şu anda alacağımız 3 maçta alacağımız puan da çok önemli. Ve maliyeti yüksek olduğunu düşündükleri bazı oyuncuları muhtemelen göndereceklerini düşünüyorum. Eğer sezon sonunda bu takım ligde kalırsa ki kalma ihtimali yüksek. Kalırsa muhtemelen az önce bazı isimler saydım bize. Emekliliği gelen bazı futbolcularımız var. Sözleşmesi biten bazı futbolcularımız var. Muhtemelen o futbolcuların... Abi söyleyeyim şimdi bak sözleşmesi sezon sonu sonlanacak futbolcular. Berna Mensah, Macit Hüseyin, Lionel Carol, Mario Gavronovic, Gustavo Campagnaro, Dimitrios Korovesios, Atlamah, Yalkaç, Onur, Emrah, Mustafa Pekdemek, Yalçın çok seviyor Mustafa Pekdemir'i. Sonunda ünlem işareti var. İlhan Parlak ve Cenk Göne. Şimdi elimizdeki futbolcular içerisinden, elimizdeki futbolcuların büyük bir kısmının sezon sonu sözleşmesi takım bitiyor. Dağılıyor zaten. Hayır, takımı dağıtacak başka şansı yok. Daha sonra transfer yasağımız devam ediyor bizim. İki dönem yedik. İki dönem kaldı. İki dönem ne anlama geliyor? Önümüzdeki sezon başı ve devre arası doğru mu? Evet. Biz büyük bir ihtimalimizdekileri kavramaya devam edeceğiz. Eğer büyük bir mucize olmazsa transfer yasağını kaldırmaz isek bizim elimizdeki futbolcuların sayısı şu anda belli. Altyapıdan, bugün oynanan müsabakada oynatmış olduğumuz Tahtalar, Nurettinler, bunlar gibi oyunculara devam edeceğiz. Sonuç ne olacak? 2023-24 sezonunda Kayserispor küme düşecek. Düşecek. Gelecek sezonu mu diyorsun? Gelecek sezonu büyük bir küme düşeriz. Adayız en azından. Ve bu kafayla devam edeceğiz adayız. Abi büyük bir mucize olmazsa. Şey abi büyük bir mucize olmazsa. Niye küme düşeceğiz? İşte bizim sonun başlangıcı, özür dilerim. Sonun başlangıcı 2024-2025 sezonu olacak. Sonun başlangıcı. Sonun başlangıcı olacak. Bursaspor'a döneceğiz, Eskişehir'e döneceğiz, Erciyes'e döneceğiz. Ama kurtuluş var mı? Var. Eğer biz
elimizdeki yüksek maliyetli futbolcuları göndermez isek, yani 100 bin, 200 bin euroluk topla oynamaya, geç 100 bin euro da deli rakam ediyor değil mi? 2 milyon, 3 milyon da. Yani az, böyle lafı kullan ki kusura bakmasın. Yani sanki İmza çerez parası gibi konuşuyoruz ama. Ya paralar deli rakamlar olduğu yerde kulübün bir maliyet unsuru var. Geliri var, gideri var. Elimizdeki oyuncular diyeceğiz ki kardeş senin alacağını, eğer sözleşmesi devam eden futbolcular için, ya lisansına karşılık alacağını anlaşalım. İşte 1 milyon alacağım varsa 100 bine euro verelim gibi gönderip o 100 bin euro ödeyip tekrar aynı rakama daha da fazla ödediklerimiz de var. Böyle olaylarımız da var bizim. Muhtemelen kulüp hakikaten ciddi anlamda sıkıntılı bir sürece geçeceğiz. Bunu kabul edelim. Eğer iyi bir baba yiğit gelip dese ki kardeş Kayseri Spor'un acil borçları muhtemelen bir en az bir 30 milyon euro acil borcu varmış. Şimdi 30 milyon euro ya da yekünde 60 milyon euro. Az önce Yalçın Bey ifade ettiğim 50 milyon euro. 50 ise razıyım. 50 milyon euro ise ama şöyle bir düşünüyorum ya. X bir futbolcunun 3'er, 5'er, 7'şer milyon euroya satıldığı dönemleri düşünüyorum. Aslında büyük bir rakam değilmiş gibi gözüküyor geçmişe bakınca. Ama günüme değerleyince milyar TL'lere bulan bir rakam. Bir de kurun ne kadar olacağı belli değil. Çünkü esas atladığımız nokta olay şu. Sözleşmelerin feshedilen futbolcuların bilançomuza artı ne kadar boş yükü bileceği. Bazıları zaten şimdi onu da söylemiyorlar. İhtar falan göndermişler. Mesela atlamayı duydum ben yani. Sıkıntı orada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi Ayhan Bey biraz şey olarak baktı. Olasılıkları söyleyerek baktı ama ben mesela oradaki sözleşmesi bitecek oyuncuların birçoğunun futbolunun son dönemlerini yaşadığını, tekrar sözleşme uzatılabileceğini düşünüyorum onlarla. Ha gidenler olur onların içinde. Ama aynı para olur. Mesela Cardozo'yu ben tutabileceklerini sanmam. Yani bir sürü o tarz oynayan oyuncular var. Türkiye şartlarında da Kayserispor'dan daha fazla verecek kulüp de bulamazlar. Bulamazlar. Bunlarla tekrar yenilenirse biz seneyi de kurtarabiliriz. Ama senin sonraki saydığın sene, o listedeki o zamana kadar tahtamız açılmazsa açamaz. Zaten açamaz. Hiçbir şekilde ligde kalma şansımız yok yani. Yalçın Bey, benim merak etmiş olduğum olay şu. Bankalara yapılandırılan borcun rakamı bilmiyorum. Evet, hiçbir şey. Zaten sıkıntı yok. Eğer bankalara yapılandırılan borç bu az önce saymış olduğumuz rakamın yarısına yakınsa sıkıntı yok. Siyasilerimiz der ki ya abi, iki sene daha ötede... Bankası'nın İstanbul Ankara merkezine böyle gidiliyordu. Yakında banka mı sahibi olacak bilmiyorum kulübün. Olabilir. Niye olmasın ki? Olur. Şimdi kulüplerin birçoğu zaten bankanın esiri. Evet. Ya şimdi bizim eğer en büyük rakibimiz bankaysa korkma. Niye korkma? Kulübü batıramazlar. Oradan sıkıntım yok. Yani oradan ama demek ki eğer bu borcun yani en az 25 milyon euro olduğunu kabul edelim. Hadi başkana da borcumuz olduğunu iddia ediyoruz. Belki önceki başkanlar da vardı. Hadi neyse onu sildik bir şekilde çözdük diyelim. Geri kalan futbolcular var. Demek ki bizim en acil bir şekilde bizim ödememiz gereken futbolculara borç. Doğru mu? Görünen o. Tabii. 20 milyon ya da 10 milyon olabilir mi? Mantıken olabilir. Hep ezbere konuş. Olabilir. Tabii. Ama önemli. Geçmiş dönemin borçları üzerinde fikir sahibi değilim. Şu lafı söylemiyor. Deniyor ki ben orada uzun ve kısa vadeli borçlar biliyorum. Uzun vadeli borçlar, kısa vadeli borçları koyuyorsun. Kısaca şöyle anlatayım. O gün bilanço izah etmeye çalıştım. Kayseri Spor'un elindeki bütün futbolcuları satıyorum. Formasına kadar satıyorum. Borcumu karşılamıyor. Evet. Yani daha sonra söyleyeyim. Borcu tamamen ödesem bile borcun en azından yarısından fazlası bize halen borç olarak tahakkuk ediyor. Böyle düşünün olayı. Yani haliyle kulüp aslında Türk Zat Kanunu hükümlerine göre fesih sebebi. Bu kadar basit. Yani borca batıktır yani. Şimdi az önce de çok önemli bir şey söyledin. 18 hafta sonrası bir ara verecek. Ara verilmeyecek de yani normalde aradan kastım şu ara transfer demek istedim. Birçok futbolcu gidebilir diyorsun. Ara transferde muhtemelen. Bu bizi bu sezon zorlar mı? Kesinlikle. 2024'te küme düşeriz diyorsun abi. Çünkü transfer yapamayacaksın. Elindeki yani Cenk'le oynayacaksın. Transfer yapamayacağız ve açmazsan mı? Alt yapıya da transfer yasağı var. Neyle çıkacak? İşte ben onu söylüyorum. Nasıl çıkacak? Ya elindeki futbolcular diyecek ki seni, diyecek kardeş ben 1 milyon euro oynuyordum. Belki 500 oynarım diyor. Belki dedi ki 1,5 oynarım diyecek, doğru mu? Başka şansın yok. Bertolacci ne dedi? Fiyatıma zam yapın dedi. Kalayım dedi. Bunlar da yapmadılar. Bahanede sözleşme feshetti, çıktı gitti. Şimdi bak, güçlü bir ekonomin olsaydı derdin ki futbolcuya fedakarlık yap derdin. Şimdi fedakarlık sırası Kayserispor'da. Mecbur
bu sefer giden oyuncunun fiyatını düşüreceğin yerde oyuncu aynı Bertolacci gibi zam ister. Nasıl olsa bana ihtiyacı var diye. Lung yapmadı mı tabii, ya? Tabii. Lung yaptı ya. Bana ihtiyacı var diye. Halbuki güçlü bir ekonomiyle gitsen dersin ki sen çok para alıyorsun arkadaş. Gidiyorsan git. Oynuyorsan şu fiyat. Öyle bir şansın yok. Adam diyecek ki şimdi Onur ben iddia ediyorum. Tekrar tekrar da söylüyorum. Herkesle tartışabilirim bunu. Onur çok böyle üst düzey bir oyuncu değil. Gitti. Keşke gidince görürüz. İnşallah büyük takımlardan birine gider. Gideceğim sanmıyorum. Oralarda forma göremez ama Onur'u Kayserispor'da yıldız yapan yabancı altyapısı. O Almanya altyapısıyla şimdi oynaması. Şimdi biz de tabii evet altyapısı yurt dışından olan Türkiye liginde her zaman forma bulur. Şimdi biz kötünün iyisine iyi diyoruz. Ben iddia ediyorum çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama Onur'un karşısına güçlü çıkamıyorsun ki. Oyna kardeşim sana şu kadar parayı ben de veririm diyemiyorsun. Ya futbolcular diyeceksin. Onur'un parasına ihtiyaç duyuyorsun. Ya, Onur'u satsam da ben borcumu ödesem. Şimdi bu şartlarda Yalçın hocam, ben Onur'um derim Yalçın ki ya sen bana... Elimizdeki futbolcular evet. Diyeceksin ki kardeş maç galibiyet primi, galibiyet oranı 2 milyon. Evet. Yarısı bin. Sana yarısı. 2 milyon 300 bin. Zaten bu para büyük menada bir şeye gidiyormuş. Bankalara gidiyor. Bankalara gidiyor. Alın oynayın. Bir şekilde sizi evet. Çözelim. Sezon evet. Sonunda bunu götürelim. Muhtemelen böyle kesinlikle bir şey olacak. Bu da iyi bir kaynak lazım. İyi niyetle çözülecek. İyi bir kaynak şimdi. Lazım yani. Kaynak tabii. Olmasa hakikaten büyük bir sıkıntılar bizi bekliyor. Tabii. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de yani tekrar başa dönüyoruz. Şimdi bu tahtayı kapattıran oyuncuların borcu ne kadar kimse bilmiyor. Onu da bilmiyor. Her an bir borç geliyor. Evet. Bilemiyorsun şimdi ya. Bak çıkarsın dersin ki ya arkadaş bizim sıcak para oyunculara ödememiz şu kadar bizi ödeme yaparsak biz bu işten sıyrılırız rahatlarız. FIFA'ya olan borcumuz falan icradaki borcumuz şu kadar dersen rahatlarsın. Şimdi kimse bilmiyor tahta niye kapanmış bilmiyor. Kaç tane oyuncuya borcumuz şeffaf var bilmiyoruz. Olamadık, şeffaf olamadık. Bilmiyoruz sıkıntı orada. Mesela ben adını bilmediğim bir sürü oyuncu baktım listeden imza atmış. Bu şimdi şöyle düşün. Tabii yanımda mali müşavir oturuyor ama bunu herkes sokaktaki artık çocuk da kurum farkını biliyor. Bir tane en kötü oyuncuya 100 bin euroya imza attırsan Türkiye'de 2 milyon para var. Onu söylüyor abi. Evet, paranın deli rakamı. 2 milyon para. 100 bin eurodan seni icraya verse 2 milyonunu alıyor yani. Şimdi var mı abi bekleyeceğim bir ara vereceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından yeniden şimdi hayırlı uğurlu olsun. Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi bir, çok olağanüstü bir şey olmasa Ali Çamlı yeni yönetimiyle liste kuracak. Yeni başkan olacak. Ayhan abinin şöyle bir iddiası var. Bu sezon sonuna kadar bu gider. Bu yönetim götürür. Mayıs'ta ben yeni bir genel kurul bekliyorum dedi. Bu arada 2023-2024 çok tehlikeli. Kayserispor küme düşebilir dedi. Önemli onun argümanlarının altını çizdi. 2024-2025 sezonunda bunun kötü sonun başlangıcı dedi. Nostradamus gibi konuştu bakalım. Ben de merak ediyorum ama herhalde boş konuşmaz. Ne olacak? Aradan sonra Kayserispor'un hazırlık kampı nasıl gidiyor? Çağdaş Atan neler söylüyor? Bu Onur'la anlaşıldı söyledi. Sonra menajer dedi ki yok resmi bir şey yok dedi. Oradaki olayı konuşacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi sona doğru da Dünya Kupası'nı konuşacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Sağdakiler devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Biraz da Kayserispor takımı konuşalım. Olağanüstü Genel Kurulu konuştuk. Şimdi Kayseri'nin en çok konuştuğu konu buydu. Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi. Cuma günü tekrar Kayseri'de topbaşı yapılacak. Şimdi programlar da belli oldu. 22 Aralık'ta kupa maçıyla başlıyor Dünya Kupası arasından sonraki resmi maçlar. 22 Aralık'ta Kayseri'de saat 13'te gençler bile biz Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Daha sonra lig maçları başlayacak. 2 çarşamba 1 pazar maçımız var. Böyle bir fikstür olmuş. İlk maç Alanya ile oynayacağız. 28 Aralık çarşamba günü. Bir bay geçeceğiz. Baydan sonra 15 hafta bay geçeceğiz. Kupa maçından sonra bay. 16. haftada yani ligler başlıyor. Biz bayız o hafta. Daha sonra 16. haftada Alanya'ya gideceğiz. Çarşamba günü oynanacak bu maç 28 Aralık'ta Alanya. Daha sonra 17. hafta Kayseri Karagümrük kendi sahasında 4 Ocak çarşamba günü.
Ankara'da bir maçımız var. Ankara Gücü Kayseri, o da 8 Ocak Pazar günü oynanacak bu maç. Yani iki çarşamba bir pazar, 3 haftalık periyodumuz bu şekilde olacak. Şimdi en son yapılan hazırlık maçında Letonya takımını 2-1 yendi Kayserispor. Onun görüntüleri vardı galiba Hüseyin. Ona bir verme durumum var mı? Hazırlık maçlarında fena değil esasında. Birçok oyuncu da denendi. Evet, şu anda da görüntüleri izliyoruz Ayhan abi. Ne dersin? Şu kampı bir değerlendir abi istersen. Golleri de görüyoruz. Şimdi sessiz olduğu için buradan takip edebiliriz abi. Sen ben özellikle izleyeyim dedin de. Tabii izlemekten, çünkü şu anda maç yeni bitti yani. En azından evet, yeni bir bitti. Saat önce, bir iki saat önce bitti. Şimdi Kayserispor hazırlık kampında bence oynamış olduğu 3 müsabakada da güzel oyun sergiledi. Özellikle Giresun maçı. Evet, gol şu abi. Ne güzel, güzel frikten atmış. Evet. Yani şimdi tabii ki oynamış olduğu takımda da önemli ama Giresun maçı ciddi anlamda güzel bir maç oldu. Yani özellikle o Giresun maçı atılan golle de bizi memnun eden bir oyun sistemiydi. Aslında şöyle, Talha bir nevi son şeyde biraz öne çıkan oyunculardan biri oldu. Ve şöyle bakıyoruz. Evet. Evet, bu Antalya'daki son maçlar. Evet, son maç. Biz de beraber izleyelim, üzerinde konuşuruz ama neticede şunu söyleyeyim. Yani Kayserispor hazırlık kampı üzerinde oynamış oldu. 3 müsabakada da 3 galibiyet aldı. 3 galibiyet. Bu Letonya takımı, Lipeja takımı abi. 2-1 yendi, ben buradan yapayım. Sen bilgi verin, sen sonra yorumla. Ben maçı bir yandan da izlersen ben okuyayım buradan. Şimdi 12 gündür burada kamp yapıyordu Antalya'da, Belek'te. Hem bir yandan antrenman, bir yandan da 3 hazırlık maçı yaptı. Son maç Letonya takımlarından Lepeja ile oynadı. Şimdi 11 şu kadroyla başlamış. Abdülkadir Uzadimma, Arif Kolevesios, Gökhan Mensah, Emrah Mustafa, İlhan Mane. Mardan stadyumda oynandı. İlk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarıda Talha'nın kaydettiği golle maçı 2-1 yendi. Sen özellikle Talha'ya dikkat çekiyorsun. Talha aslında geçtiğimiz şeydi de herhalde, yani satın penaltı golü atmış. Penaltı golü kullanmıştı Giresun müsabakasında. Evet. Gerçekten yani şimdi dedik ya az önce birinci bölümde konuştuğumuz gibi. Biz artık şu andaki altyapıdan gelen futbolcuların bir sonraki sezon için ya da ikinci devre için sık sık sanki kadroda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar artık tecrübe kazanması gerekiyor. Bunlar takıma muhtemelen iyice iyi bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli diye kanaatindeyim. Neticede şimdi kalede Abdülkadir Taş'tan oynadı. Evet. İlk yarıda en az ikinci yarıda oyuncu çıkartma fikri sahibi değiliz ama diğer yedek kalede Mert Dinç diye, onu da belirtelim. Mert Dinç diyor. Kaleci mi acaba? Onu da emin değilim ama. Abdülkadir, bu son maçta Abdülkadir. Mert Dinç defans oyuncu, kaleci değil, özür dilerim, düzeltelim. Ama şunu söyleyeyim, her ne kadar olursa olsun Kayserispor şu anda hazırlık kampı açısından iyi bir kamp geçirdiği kanaatindeyim. Bana dersen ki ya Antalya'da kampa ne gerek vardı bu kadar maddi sıkıntı mevcutken dersin, ben de gerek yoktu derim. Kayseri bunun için yeterli. Acaba hava değişikliği önemli mi? Ya fark etmez, şu andaki gördüğümüz kadarıyla havayla Kayseri'deki havanın büyük bir görüntü farkı. Ya sen burada olsun diyorsun ki, abi. Ya bende sıkıntı varsa ben burada yapardım yani. Evet. Yani bilmiyorum ama bu benim şahsi düşüncem. Madem maddi sıkıntımız varsa Kayserispor tesisleri ciddi birçok Türkiye liginde olmayan takımların tesislerinin daha kaliteli düşünüyorum. İşte. Evet. Düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Yapabilirdi ama bilmiyorum. Mutlaka hocanın da bu görüşü vardır. Ama oynanan oyunlarda sergilenen taktikleri ve mesela ben o günkü frikik organizasyonu çok güzeldi mesela Giresun müsabakasında. Çok hoşuma giden bir organizasyon oldu. Çok önemliydi. Fayda olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'un bugün 2-1 galip gelmiş olması da hem moral açısından iyi bir şey olduğunu kanaatim. Çünkü bir sonraki oynayacağımız Gençler Birliği Türkiye Kupası maçı, ki biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda final oynamış olduğumuz takımda. Gençler Birliği ciddi anlamda çok zor bir süreç geçiriyor önlük açısından söyleyelim. Aslında birçok takım sıkıntı geçiyordu. Sadece Kayserispor açısından düşünmüyorum. Ama şu anda herhalde Antalya Cuma günü mü geliyor? Bu Cuma geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü topbaşı yapması bekleniyor burada. Yani. Kayseri kampı yani. Cuma günü burada. Hayırlısı diyelim ya. Kayserispor bu müsabakada da yani biz de beraber, ben de beraber, hep beraber izliyoruz. Bak çok güzel kurtardı kaleci yani. Evet. Kaleci bu direkten dönmüş. İşte aslında kulübün bu çalışma hoşuma gidiyor. En azından maçları bilmiyorum ama şu yayın varsa bence canlı verebilir miydi emin değilim. İmkan var mıydı diye düşünüyorum. Bu da bir şey ama güzel. En azından kulüp medya yönünde biraz bir
Biraz ileri geçtik hayatımda. Abi bu... İnternete düşmüşsün. Şey var. Maç mı? Evet. Bir bilgi var. Yok bu benim. Biliyorum o konu haberim var. Kayserispor bekleyin büyük tehlike olayı diyor. Şu üç şey diyorsun. Şimdi evet. Biraz da ona geçelim. Ona geçeceğim abi. Çünkü o konuyu ilk sen gündeme getirdin. Peki şimdi şeye geçelim abi. Ben yeniden hatırlatayım. Güzel. Hazırlık Antalya'daki burada da gördüğün gibi abi. Bek demek mi? Talha. Talha. Talha, Talha. Çok güzel gol. Güzel atmış değil mi? Evet. Yani, güzel atmış. Talha aslında ön plan çıkması gereken işte, şeydi. Ben şimdi futbol sever olarak ben hep şöyle düşünüyorum. Biz ekonomik anlamda zaten çökmüş durumdayız. Evet. Bizim kime ihtiyacımız var? Bizden birine. Böyle çocuklara ihtiyacımız şimdi, var. İlk hatırlarsan Hüseyin'i sakatlandığında dedim ki çıkar başka genç bir çocuk oynar dedim. Niye onun adında da stoper yazıyor dedim. Arif iki hafta üst üste milli takıma gitti. Sakattan düzelmiş Arif bu arada. Beklemeye oynatana kadar kardeşim oynat sahaya son dakikalarda ya, bu çocuklar. Talha'yı al değil mi? Muhtemelen Talha'yı takip etmemiz lazım. Bence tabii yani bu çocukları sahaya sürersen kazanırsın. Yani bak inan bak ben tekrar söylüyorum. Mesela Onur gitti, Saz Dağ'ı atarsın vallahi sağ bekle oynar. Yani bu hocanın meziyetiyle alakalı. Herkese fırsat versin, herkes oynar sahada. Kim? Mane'yi hiç konuşmuyorduk, adam çıkıyor. Kemen'i hiç konuşmuyorduk. Evet. Çıkıyor, sahaya attığın anda haftanın yıldızı oluyor. Şans vereceğim futbolda. Şimdi bu tabii açıklamalar da var ön plana çıkan Çağdaş Atan'ın bu kamp sürecinde. Ben onları da size özetleyeyim, yorumunuzu alayım. Şey diyor, 7-8 varyasyon deniyoruz diyor maçlarda diyor. İlk maçta Bilal burada Antalya kampında bir açıklama yapmış. Diyor ki biz herkes küme düşmeye oynayacaklar filan diyor. Bize Çağdaş Hoca yasakladı ilk ona oynayacağız diye diyor. O hatırlatıldı. Çağdaş Hoca Dünya Kupası'nda oyun anlamında beslenemedim demiş. Bir önceki Avrupa Şampiyonası çok besledik ama bu Dünya Kupası'nda oyun anlamında ben beslenemedim demiş abi. Hızlı oynamak artık çok önemli. Evet biz şeyde oynuyoruz ama artık evet. Futbol hızlı oynamakla alakalı demiş. Trendleri yakalamaya çalışıyoruz dedi. Şöyle de bir şey var. Yeni trendleri deniyoruz. İlginç bir şey söyledi bu sezon başıyla ilgili, transfer yasayla ilgili. Abi bu Abdülkadir Parmak'la özellikle Mert Çetin'in altını çizdi Mert Çetin. Bunlar normalde tecrübe bizdeymiş, transfer yasa var ama biz bunlarla kadro katabı demişiz ama parasal anlamda ikisiyle de anlaşamamışız. Yoksa hoca bu sezonun başında Abdülkadir Parmak ve Mert Çetin istemiş abi. Özellikle Mert Çetin'i. Anlaşamamışlar. İki stoperim var diyor. Tamam. Ali Kalemi diyor yeni transfer olarak kabul ediyorum. Onda anlaşamamış nasıl? Tahttan kapalı. Hayır. Hayır tescili bizim, bizde diyor. Yani bizim, orada bizde. Oluyormuş. Evet. Sıkıntı yoktu orada. Evet, sıkıntı tamam. Yokmuş ikisinde. Bizde ya tescili bizde diyor. Ali Kerem'in yeni bir transfer, Arif de işte geçti, o da yeni transfer sayılır. Şöyle bir açıklaması var, enteresan. Biz büyük takımlara oyuncu yetiştirmekten ziyade satan, üreten kulüp olmalıyız diye bir açıklama yaptı. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesemeyiz, bu da önemli. Hiçbir oyuncunun önünü kesemeyiz diyor. Kulüplerin yaşaması için de oyuncu gelirlerin artması lazım diyor. Bu da son derece önemli. Hiçbir oyuncunun önünü kesemeyiz. Demek ki gidene gitsin denilecek. Bu şekilde bir açıklaması var. Şunu da hemen söyleyeyim. 22 Aralık'ta saat 13'te Gençler Birliği ile kupa maçına başlayacağız. Sonra lig maçları başlayacak. 2 çarşamba 1 pazar maçımız var. Biz 15. haftayı bay geçiyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra oynayacak ilk lig maçında biz bayız. Daha sonra 16. haftada Alanya'da 28 Aralık çarşamba günü Alanya'da oynayacağız. Daha sonra kendi sahamızda 17. hafta 4 Ocak çarşamba günü Karagümrük'te oynayacağız. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Ankara gücüyle karşılaşacağız. O pazar, o maçta pazar ve 8 Ocak. Bu şekilde lige döneceğiz. Burada Macit de yarın geliyormuş. Kampa katılacakmış orada. Onu da belirtelim. Bir de şimdi tehlikeli bir durum daha var. Bir ekleyeceğim var mı abi kampla ilgili, son maçlarla ilgili? Yok, orada sadece kampla Macit geliyormuş dedin ya. Kayseri'ye gidiyor. Sağ olsun parayla geliyor yani. Allah'tan evet. Oradan bir paramız geliyor. Dünya Kupası'ndan. Bir fayda sağladı değil tabii, mi? Tabii. Muhtemelen kasamıza girmeden başka yere gidiyor. Tabii işte. Bari futbolcunun borcuna bahsediyor. Futbolcuya veselerim de. Şimdi
Kayseri Böbrekli tehlikelerden biri de biz en son yaptığımız programda onu Ayhan abi patlattı. Buradan kaynak alınıp bazı İstanbul gazetelerinde yazmış. Gündemde 3 puan silinme tehlikesi var. O video hazır mı o programdan sevgili Hüseyin? Hazırsa bir onu girelim. O zaman Ayhan abi nasıl uyarmış sağdakilerde? Bir izleyelim onu. Sağdakiler programının Ankla Sakson gazetecisi Ayhan Baynan açıklayacak. Abi Öner mesela sen ha yanlış anlama. Teşekkür ederim sağ ol. Espri yapmıyorum. Çünkü önemlidir Anglo Sakson gazeteciliği bilim verilere dayanır. Abi nedir Kayserispor'u bekleyen tehlike? Şimdi bunu muhtemelen yarın gündeme düşer diye düşünüyorum. En azından düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben bunu istediği yayınlayacağım. Şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı final oynadık. Türkiye Kupası finali biraz Haziran ayında oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 31 Mayıs'a kadar Kayserispor ulusal kulüp lisansını alamamıştı. Kupayı kazansa bile demiştik, Türkiye Kupası'nda Avrupa'da Kayserispor'un temsil edilemeyeceğini ifade etmiştik. Ve bunun devamında da bu uygulamayı Futbol Federasyonu 3 defa tehir etti. Bunu ilk tarihi 30.09.2022 dedi. Daha sonra 30.11.2022 dedi ki bu yaklaşık bir hafta öncesine kadar. Futbol Federasyonu Başkanı Büyük Ekşi geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki önümüzdeki günlerde dedi 23 takımın puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. 23 takım. 23 takım. Bunun içerisinde Süper Lig'deki 5 takım var. 17-18 takım 2 ve 3. lige kadar giden bir uygulama içerisinde bir liste oluştuğunu söyledi. Normalde biz 31 Mayıs 2022 günü son tarihte. Sezon başlamadan önce de bütün takımlar ek süreler veriliyordu. Bu süreler içerisinde tamamlamaları gerekiyordu. Tamamlanmayan şeylerde de puan silme cezasına kadar giden bir olaydı. Eğer şu anda son süre olan 23 Aralık 2022 tarihi bu 23 takım için son tarih. 23 Aralık 2022. Evet, 2022. Evet abi. 23 uzatma Aralık imkanı var mı? Kesinlikle yok. Çünkü 3 defa uzatıldı. Yani uzatma imkanı bu cezaları, yok mu yoksa bu cezaları, federasyon uzatabilir mi? Bu cezaların uygulanmaması için 23 Aralık'a kadar 4. defa ertelenmiş oldu. 5'i yapar, 5'i erteler. Ertelemesi, erteyip erteleme meselesini tartışırız. Şu anda zaten uzatmalar oynanıyor. Yani aslında normalde 30 Kasım sondu. 23 Aralık'ta muhtemelen bir karar verilecek. Ve birçok takıma da zaten cezaların tepki edilmeye başlanmış. Yani alttan puan takım silme, puanların silme ihtimalleri var. Birinci defada zaten 3 puan siliyorlar. İkinci defada tekrarında borçların tepkileri de buna devam ederek. Ayrıca UEFA ve FIFA'nın bize göndereceği ekstra cezalar da var. Yani oradan da cezalar, silme puan cezası gelme ihtimali var. Ve Kayserispor'u bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi, evet sadece borçla karşı karşıya kalmayacağız, almış olduğumuz puanlardan da puan silme cezası başlanacağına dair görüş var. Bazı araştırmış olduğum yazı ve spor otoritesinin ifadeleri ne ise, Süper Lig'deki bir iki takım bu konuyu çözebileceğini 23 Aralık'a kadar, eğer 23 Aralık'a kadar çözemeyen takımlar olursa ki bunun başında lise başında Kayserispor'un olduğunu, büyük bir ihtimalle puan silme cezası Kayserispor geleceği yönünde ifadeydi. Eğer bu gerçekleşirse gerçekten hem Kayserispor açısından prestij kaybına neden olacak. Hem futbolcular adına da tedirginlik meydana gelecek. Ve en basit şu anda bizim UEFA'da beklemiş olduğumuz bir liste şeyimiz var. Deniz Türüç'le ilgili. Deniz Türüç'ün kulübüne verilmesi gereken transfer parası. Hollanda'daki kulüp değil mi? Evet. Yetiştirme parası. Yetiştirme parası. Transfer parası. İşte yetiştirme parası. Transfer üzerinden belli bir payın verilmesi gerekiyor. Evet. Yetiştirme parası %5. Şimdi yani verilmediği ve hatta lisansının ödenmediğini, lisans bonservisinin ödenmediğine dair bilgiler, ifadeler var. Bu ifadeleri üst üste koyduğunda muhtemelen oradan da bir ceza yeme ihtimalimiz var. Ve bu cezaların neticesinde birleşimiyle 3 puan kesin gider. 3'ten fazlasına gitme ihtimali var mı? Olabilir. Bu da ihtimal bazında. Sadece 3 puan mı silinecek? İlk aşama 3 puan. İkincisinde 6 puan, üçüncüsünde 9 puan diye gider. Yani bu önemli bir risk yani. Yani aslında bakın biz bu cezaların uygulanma şeklinde şöyle not almışım. Evet.
notunda aynen. Şimdi ben daha fazla sanıyordum. İlk etapta 3 puan. O belli sürelerle mi abi? Gene uyarılar devam edecek. 3 puan silinecek öyle evet, mi? Evet 3 puan silinecek. Şimdi geçen hafta bu açıklamayı yaptı Ayhan abi. Bu bayağı bir gündem yarattı. İstanbul basını bu haberi kullandı. Buradan da kaynak aldı. Yerel basın olsun. Tehlike devam ediyor ama bir değişiklik var mı? Şimdi tabii az önce birinci bölümde konuşmuş olduğumuz yönetimin teşkil edilmesiyle başlayacak. Evet. Muhtemelen 17 Aralık'ta. Çok kısa bir süre var değil mi? 5-6 günde ne çözebilirler? Emin değiliz ama büyük bir ihtimal eğer Şamil hocamız da sık sık dile getirdiği bu ertelenebilir mi? Evet ertelenebilir. Böyle bir ihtimal var ama geçtiğimiz hafta içerisinde bu konu iyice gündeme düştüğünde Futbol Federasyonu Başkanı ciddi anlamda eleştiriler ortaya atıldı. En büyük nedenlerden bir tanesi Futbol Federasyonu Başkanı'nın biliyorsun Gaziantep'in eski başkanı Gaziantep Futbol Kulübü'nün puan silme ihtimali olan takımlar içerisinde Gaziantep Futbol Kulübü, Kayserispor, Giresunspor, Ankara Gücü gibi takımlar var. Siz bunu bilerek, isteyerek takımların puan silmesini engelliyorsunuz ve ütülüyorsunuz gibisinden bir köşelerinde yahut da şeyde bir yazılar yazıldı. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti. Bir karar daha çıkar der ki ne bileyim 31 Ocağı erteledikler ama bunun bir sonu yok. Muhtemelen bizim karşımızda puan silme cezası ile karşı karşıyayız halen devam ettiğini düşünüyorum. Halen yani, devam ediyor. Halen devam ediyor. Çünkü en büyük sıkıntı şu. Şu anda bir alt liglerdeki takımların mesela bir Bursaspor gibi, Eskişehir gibi halen çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Eğer puan silme ceza takımlara tepki edilir, böyle 3 puan falan değil. Böyle 9'er puanlık, 8'er, 10'er puan, 12'er puanlık gibi rakamlar gitmeye başlayacak. Çünkü her tekrarında ve son şeyde de biliyorsun küme düşürme. Mesela Mersin İdman Yurdu bölgesel amatörlükle oynamadan direkt indirildi. Kayseri Erciyesspor keza buna benzer küme düşürme şeysi verildi. Yani bölgesel amatörlükle oynamadan Erciyesspor Kayseri Süper Amatör Ligi'ye düşürdü ve zaten orada da ligden çekildi biliyorsunuz. Ya büyük bir tehlike var mı? Var. Bizim demediğimiz bir yeni başkanımızla, yeni yönetimle, şehrin ileri gelenlerin desteğiyle, sanayicilerin desteğiyle biz bu zor durumdan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Tehlikemiz halen devam ediyor. Bilmiyorum 6-7 günde ne olur bilmiyorum. Federasyon başkanı toplarını, yönetim toplarını uzattıkları uzatır mı uzatır. Burası Türkiye. Temelimiz uzatsın mı? Evet. Eğer kurtuluş varsa uzatsın da sorun değil. Orada şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yaptırımıysa bu ertelenir. Ama UEFA bastırıyorsa zor diyorsun. Onların kriterlerini tutmuyorsa muhtemelen bu gerçekleşir. Ama Türkiye'de biliyorsunuz af kavramı var. Yani biz onu bir şekilde ya erteleriz, unuttururuz, ne yaparız ama UEFA ne diyor bu işe? Onlar mı bastırıyor? Şunu onlar diyorum. Bastırıyorsa mecbur silerim. Kamuoyunda şöyle bir de algı var. Deniyor ki daha önceki sezonda da puan sildiniz. Takımların düşmenin neden oldunuz. Onlara uyguladınız. Bunlara niye uygulamıyoruz? Bunun içerisinde siyasi bir şey mi var? Bunun içerisinde takım kayırma mı var? Bu cezalar niye verilmiyor diye ortaya atılan spor kamuoyunda oluşturmaya çalışılan bir ön yargı var. Onları çözer. Bilmiyoruz ama. Evet. Ama şu bir gerçek yani. Şu bir gerçek. Yani federasyon başkanının ciddi anlamda açıklaması var. Dedi ki 20 küsur kadar takımın dedi puan silme ihtimali var dedi. Yani bu da demek ki ciddi anlamda tartışılmış bir noktaya kadar gelmiş yani. Zaten onun üzerinde ben araştırmaya baktım. Abi bizim neyimiz doğru ki ya? İşte, neyimiz şimdi doğru ki? Ya biz niye böyle her şeyimiz böyle eksik, hatalı, kural dışı, kanun dışı? Şöyle bak şimdi geçen seneyle bu senenin arasında çok uzun bir zaman geçmedi. İşte dediler ki yabancı sayısı şu kadar olacak falan. Sezon başladı yabancı sayısını düşüreceklerdi, yükselttiler. Yani şimdi dünyanın hiçbir tarafında böyle düşmüş takıma af çıkartmak, işte puan silmesi gerekiyorsa silinmez, erteleme falan böyle bir şeyle yönetilmiyor dünya. Muhtemelen bu dosyalar var. Şimdi bu dosyaların içerisindeki büyük bir FIFA'lık dosyalar. Tabii. O zaman, yani oradan bize muhtemelen FIFA, sıkıntı tabii sıkıntı. Onlar bastırıyor. İnanın yoksa federasyon şimdi başkanı ben hiç ağzını almadı. Bir şey söyleyeyim. Şunu belirteyim de. Şimdi ulusal kulüp lisansı dedim. Onu evet. Belirteyim de. Diyor ki UEFA sistemindeki gibi diyor, hukuki, sportif, evet. Altyapı, personel ve mali kriterler üzerinden ulusal bazda denetlenerek mali yapıların uygunluğuna göre lisanslanması ulusal kulüp lisansı denilir. Şimdi bu bir olayın bir ayağı. Bir de yabancı yurt dışında oynayan futbolcuların Türkiye'deki takımlardan alacaklarıyla FIFA'ya ulaşılan dosyalar.
İşte buradaki sıkıntı. Zaten bunun bir devamı bu. Zaten bizde Allah'a şükür bayağı dosyamız var orada. Anlaşılıyorsun, kasa götürüyorsun, başka çalışma da yapıyorsun. Öteleme belki bir miktar verip ötelemeye çalışıyorsun ki bunun çok büyük örnekleri de var. Ama bizim biz bu olaydan ders alacak gibi gözükmüyoruz. Değiliz tabii. Birçok programda dile getirdim. Adamlar bizim üzerimizden yani tez yazıyorlar yani. Başka şimdi, bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Yani eğer kasan eksiyse zaten UEFA diyor ki sen transfer yapamazsın diyor. Şimdi Türkiye'de kasası eksi olmayan bir kulüp var mı? Sebebi ne? Yok. Çünkü biz el altından futbolculardan imza alıyoruz. Büyük kulüpler falan. Yabancılar işte, veriyor mu? Yabancılar falan. Veriyor mu? Birçoğu da verdi yani geçmişte. Ama verdi yani sahte imzayla verdikte. Futbolcunun sahte imzasını atıp da arkasından borcu yoktur deyip de özel kulübün Avrupa futbolcularını atılıp da tabii, futbolcunun da dava içinde bu karşılaştığı tabii, zaman tutmadığını bilir mi? Özel sözleşmelerle yani falan bir şekilde çözüyorlar bu işleri. Yani düzgün değil. Tabii neresinden bakarsanız. Bana sorarsanız Yalçın Hocam, bana kalırsanız hazır puanımız elimizde bu futbolcular varken puan, 3 puan siliyorlarsa silsinler. Önümüzdeki sezona kalmasın. Evet. Eksi 3 puanla başlamak psikolojik... Bir de 3 puan yüzde küme düşüyor Şuze. O da ihtimal. Abi sen kötü dedin. 2023-2024 küme düşüyor diyorsun. 2024 sonun başlangıcı. Bakalım. Neyse. Abi bu sezon düşersek o tehlike bir yıl öne gelir. Bu sezon tehlike var mı abi? Son olaylardan sonra. Giderse futbolcular ara abi şeyde. Şu anda yani olabilir. Niye olmasın? Olabilir diyorsun. Olabilir. Peki. Neyse ya çok sevimsiz şey konuşuyor. Dünya Kupası'na geçelim. Son bölümde, son yarım saatte Dünya Kupası'nı konuşalım. Şimdi Yalçın sen iki haftadır yoktun. Ayhan abi hangi takımı dediyse ben de abi. Şimdi ben ama iki haftadır yoktum ama üç hafta önce ben gönlümden geçeni söylemiştim. Yani benim takımım Arjantin. Ben Messi'nin taçlanmasını istiyorum. Ama işi zor. Fransa inanılmaz yani bak. Ben oynadıkları oyuna bakıyorum. Fransa cidden güçlü. Futbolu da güçlü. Bireysel yetenekleri de çok inanılmaz ön planda. Messi üzerinden gidiyor Arjantin. Ben hayal kırıklığına uğradım. Yani Arjantin milli takımıyla alakalı. Mesela Dünya Kupası'nın yıldızı Martinez olur diyordum. Adam yani adam penaltı bile atamadı. Yani evet. Şeyde Lothar'ın normal golü penaltı atamadı. Evet. Yani tamamen bireysel Messi üzerinden gidiyor. Yoksa Arjantin milli takımı iyi yani gene de iyi. Ben Brezilya'yı çok beğeniyordum. Brezilya gitti. Mesela ve Dünya Kupası ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hani şey burada yok Serdar Bey. Hani bu geriden oyun kurma muhabbeti. Almanlar böyle kaleciyle falan oynarken Japonlar bir baskı yaptı. Tak tak iki gol attılar. Arayacaktım. İşte bak geriden kurarsan böyle yapıyorlar adama diye. Abi İspanya'da o formülü şey yaptı. Evet. Yani ne oldu? Fazla elendi yani. Yani çok da geriden kurarsan böyle yapıyorlar işte. Kemal abi bugün şehir dışında olduğu için gelemedi. Hep o hikayeden bahsediyor. Aslında geriden oyun kırma olayına son zamanda da maç anlatan yorumcular da spikere de yani biraz tepki koymuş. Evet aslında, evet. Aynen ya, yani. Bak burada Çağdaş Atan bir ifade kullandı. Dedi ki biz dedi bu Dünya Kupası'ndan yeterince verim alamadıktan diyor ki ben oyun anlamda hiçbir şey kapamadım evet, dedi. Çünkü abi yok. Çünkü ortada enteresan bir şey yok. 1-2 frikik organizasyonu dersen tamam o var. Ama ciddi anlamda mesela 1978 Dünya Kupası deyince aklımıza Hollanda'nın oynamış olduğu total futboldur. Ya bir futbol özverisi ortaya çıkartmıştır. Mesela savunmayla Avrupa şampiyonu olmak kısmını Yunanistan'ın almış olduğu evet, yani nasıl olmuştu? Yani bir olacak sıfır olmayan bir şey örneği. Ama şu andaki Fas'ta herhalde bir nevi buna benzer bir yapıda oynuyor. Tam onu söyleyecektim. Fas'ın işte son Portekiz maçındaki ikinci yarısıyla Hırvatistan'ın oyunu beni futboldan soğutuyor. Abi onu bir konuşalım. Evet, şimdi evet, hepimizi sevindiren TT olan Fas abi. Şimdi evet, niye, Müslüman bir takım. Hepimiz Fas'ı tutuyoruz. Haydi aslanları filan diyoruz. İşte yendiği zaman işte şükür duası yaptığı zaman tribününe baktım ben.
Kafada fesli, elinde utlu bizim Osmanlı'yı çağrıştırıyor. Yani. Fas ismi şeyden geliyor. Fes yapımından evet, geliyor. Işte. Normalde kendilerini el marif diyorlar. İngilizce'de Morocco. Tek bir tane biz Fas diyoruz herifleri. Tabii. Onda. Şimdi biraz daha sempati duyuyoruz. Böyle ududan mutlu değil Arap kültürüne. Zaten bak abi bir de şey getirmişler. Var. Farkında mısın? Özel tribün liderleri getirmişler. Böyle bizimkiler gibi böyle dam böyle. Onu özel getirmiş. Ama mesela Portekiz maçını ben şimdi Fas gol atınca havaya sıçradım. Ama o gol dakikasına göre kadar da çok iyi oynuyor. İyi oynuyor. İkinci yarıda ben iddia ediyorum yani üzerine gitseydi Portekiz'in farkı açabilirdi. Sonunda da Pepe öyle konuşmazdı. Pepe'nin açıklamaları ayağı çok çirkin. Yani bir kere Pepe yani affedersiniz ama Pepe futbolu da çirkin. Kendinin ben şöyle futboldan yani Pepe'ye olan sevgisizliğimi söyleyeyim. Real Madrid'de oynarken Barcelona 5-0 öndeydi. Messi'ye bir ağır faul yaptılar. Yerde mahsus Messi'nin eline bastı. Ondan sonra Pepe'den nefret ettim o kadar. Maç sonu açıklamaları işte Arjantin'e kupayı versinler bilmem ne falan. Ya, niye? Sizin penaltınızı mı yedi hakem ki? Tamam, tek kale oynadılar. Oyunu da çirkinleştirdiler Fas. Yenseydin kardeşim. Attın da saymadı mı? Yani böyle üst düzey bir turnuvada, bana göre turnuvanın en kötü iki tane çirkin olayını söyleyeyim. Biri Pepe'nin açıklamaları, biri de Muslera'nın gidip hakeme olan tepkisi. Tepkisi. Evet. Abi sen iki aylık neye bakıyorsun? Şimdi Fas ve Hırvatistan'a bakarsak... Ben o zaman sonucu bellemiş oluyorum. Abi şimdi sen hangi takım favori gösteriyorsun? Hepsi elendi abi. Kupa başlarken... Ya gene söyleyeceğim. Ben Almanya demiştim. Almanya bu turnuva takımı dedim. İlk valizin toplayıp gidenim oldu. Brezilya'dan ümitliydim. O da gitti. Evet, o Portekiz'i Brezilya. Zaten düşünüyordum. Portekiz de iyi topu oynar diye düşünmüştüm. Evet. Ama şu anda öyle bir noktaya girdik ki sürpriz takım kim dedin? Fas. Fas Kanada'yı 2-1 yenmiş. Ondan sonra Belçika 2-0 yendi. Hırvatistan'la 0-0 kalmış. İspanya'yı penaltılarla geçti. Portekiz'i de 1-0'la geçti. Abi bir gol var. O da şey kendi kalesine attığı gol. Şimdi, adamlar penaltı bile yemedi. Üçü de bono kurtardı. Şöyle bir bakıyorum. İspanya, Portekiz ve şu andaki Fransa komşu değil mi? Üçü de. Komşu. Sömürge. Onlara da Cebele Tarık aralığıyla da Afrika'dan da yanlış bilmiyorum da Fas. Doğru değil mi? Bir komşulukları var yani. Aslında çok farklı bir maç olarak da algılanabilir yani. Çünkü Fransa'da çok faslı yaşıyor mesela. Bir başkaldırı gibi düşünebiliriz ama bence şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Fas'ın az gol yememesinin falan bir önemi yok. O maçı Fransa 3-4-0 yener. Fransa evet. Sen farklı mı alır diyorsun? Tabii farklı alır. Şimdi futbol kırılgan bir oyun. Mesela Başakşehir hiç gol yemiyordu son maçta. Yedi mi? Sekiz. Sezon boyunca yediği gol kadar gol yedi. Yani Fas gelebileceği en iyi yere geldi. Yani büyük konuşma. O gün Almanya'yı şeyi konuşuyorlardı. Bazı spor yazıları da Twitter'da düşmüştü. Olur mu canım? Takım elenir gider dedi. Yani mümkün değil. İfadeyi kullandı. Sonra çok büyük konuştum. Ben muhtemelen bu programı tekrar yayınlandı. Doğan Esra'da bir röportaj yaptım. Bu şey maçından önce. Ya İngiltere kesin şampiyon dedi. Yani en iyi yorumcu muydu? Şimdi tabii bak şöyle bir şey var. Mesela Fas Portekiz maçında ben en çok Fas'ın attığı gole dikkat ettiniz mi? Çocuk o kadar yükseldi ki. Şimdi o golü kimden beklersin? Ronaldo'dan beklersin. Faslı biri ya, yaptı. Mükemmel bir gol. Nasıl ya. Yükseldi? Şimdi o kadar güzel bir gol oldu ki. Fas'ta bayağı bir sakatlık da oldu. Eğer iyileşmezse yani eksik kadro öyle çıkacak. Evet. Benim favorim Fransa yani. Ben de şöyle söyleyeyim. Aynen şöyle. Ben Arjantin'i tutuyorum. Ama sanki bana tarih tekerrürden ibaret olacak gibi geliyor. Ben de Arjantin tutayım da Fas alsın. Çünkü Arjantin şöyle, şu anda canlı akşam evet. Tekrarı var. Bizden sonra maç başlıyor. Evet.
şey konuşabiliriz. Arjantin Hırvatistan abi son 10 şey maçında 9'unu penaltılara evet. götürmüş. Çok anti bir futbol oynuyor evet. Hırvatistan. Evet. Sevmiyorum ben Hırvat takımını. Gönlüm evet. Arjantin. Ya ben de gönlüm Arjantin'den ama mesela Hırvatistan son Dünya Kupası'nda da finalisti. Finalisti. Fransa'yla oynadı gene. Yani enteresan şimdi, yani. Brezilya'yı elemeleri enteresan. Brezilya niye öyle oldu? Ya? Müthiş bir maçta bir düzene gol attı adamlar. İkinci ya, çok güzel maçlar oldu. Bu son dakikada dönmeler falan. Eğer mesela Hollanda-Arjantin maçı da dönebilirdi. Yani o son evet. pozisyon nasıl? Tabii. Biçim organizasyonu Türkiye golü yani. Çok güzeldi. Yani şimdi hemen insan sorguluyor. Diyor ki bak bu adamı niye yarım saat önce almadı? Adam girdi iki tane gol attı. Ya o atılan frikik organizasyonu gerçekten harika bir organizasyondu. Evet. O anda ben direkt Kayserispor'un son dakikada yedi goller aklıma geldi. Evet. Dedim ki oğlumla beraber maç izleyeceğim. Ya bu dedim Kayserispor olsa kesin bu golü yerdi dedim yani. Çünkü son saniye biz hep bu başımıza gelmişti. O anda gol oldu ama hakikaten ben yani mükemmel bir organizasyondu. Aslında değişik bir organizasyondu. Kayserispor, Giresunspor hazırlık maçında da vardı. Bir frikik organizasyonu çok güzel bir şeydi. Hakikaten bazen organizasyonlar evet. eğer başarılıysan uygulasın çok güzel sonuç alabiliyorsun. Fransa-İngiltere maçı. İkinci penaltıyı niye aynı adama çektirdiler diye eleştiriliyor. Ya belki diğeri kaçıracaktı. Bu sefer diyeceklerdi ki niye buna çektirmedin diyeceklerdi. İlkini attı diyecekler. Bak orada o kadar bu Dünya Kupası'nda o kadar iyi gitgeller oldu ki. Acayip. Ben iddia ediyorum eğer İngiltere ikinci golü atsaydı Fransa'yı elerdi. Eler miydi? He. İngiltere Fransa'dan daha iyi oynadı maçta. Vallahi kimden iyi oynadı çözemedik biz. Ama mesela Fransa'nın en iyi adamı Mbappe, sahanın da en kötü adamı Mbappe. O maçta değil mi? Şimdi Türkiye'ye Dünya Kupası'nda oynadığında hiç güç takım oynamadık. Brezilya hariç değil mi? Avrupa'dan takımlar. Abi bizim dünya üçüncü olduğumuz şeyde bak Japonya'yı eledik, Senegal'i eledik abi. Yani biz de daha şu takımları yani. Ya onunla ilgili size bir hatırlatma yapayım mı? Biz Senegal'i eleme falan değil de asıl orada bize Brezilya geçti. Costa Rica'ya gene aynı bu Dünya Kupası'ndaki gibi 7 tane mi ne attılar? Biz şeyde mi? Avarajımız düzeldi. Yoksa bir üst tura çıkamıyorum hatırlarsanız. Tamam. Costa Rica'ya çok farklı bir galip geldiler. Bizim grupta Costa Rica'da vardı. Biz onunla birbirine mi kaldık? Ne yaptık ya? Çin'i mi yedik? Costa Rica'yı... Biz bir sanki. Son dakika bir Ebre Belezor'u mu atmıştı golü? Öyle bir şey oldu. Evet o şekilde çıktık. Evet. 20 yıl önceyi konuşuyoruz. Japonya abi Japonya'yı yendik, Senegal'i yendik. Tabii. Yani biz öyle ciddi... Kore'yi yendik, Çin'i yendik. Şimdi Fas'a bakıyorsun abi. Belçika'yı geçmiş oradan. İspanya'yı geçmiş, Portekiz'i geçmiş. Beraberlik bir mağlubiyet mi var? Öyle yok bir şey. İkisinde de iki kez oynadılar, ikisinde de yendiler. Altın kol kuralının olduğu bir tabii. maçta. Yani hakikaten. Altın goldü sonra niye kalktı mı? Ya bence doğru kalkması doğru ya. Saçma bir uygulamaydı yani. Şimdi eski federasyon kim Nihat şey demiş ya beraber kalksa demiş futbolda demiş. Basket gibi o, basketbol gibi olsun demiş. Yok mahalle futbolu gibi gol atan galipti. Bir de bugün bir şey okudum mesela uzatma kalksın bu Amerikan Ligi'nde gibi 11 penaltı alsın herkes o şekilde olsun falan böyle. Ya futbolun dokusuna zaten oynadılar iyice yani o kadar şey oldu ki. Bir nevi uyguladı Amerika ama pek fazla şey olmadı. Çünkü artık normalde Amerika'da genelde bunu yani, uyguluyor. Ama daha önceden daha da beter yazı tura atıyorlardı maçın sonucu belirlemek için. Yani 1954 Dünya Kupası'na yazı turayla gittik yani hatırlasın. Yazı tura olmasın. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarım kupası var. Kupayı ortadan bölmüşler. Tabii. Müzelerin yani bu ne olursa olsun ama şu bir gerçek yani. Şu anda mesela deniyor ki son müsabakada hatta eğer bazı şartlar yerine gerçekleşseydi sarı kartlara bakacaklar. Centilmenlik şeyine gideceklerdi. Ya ama ne olursa olsun ya futbolun güzelliğini bazı şeyler bozabiliyor. Almanya'nın grubunda yaşadım. Yani TFF'nin biliyorsunuz bu müsabakada en büyük Dünya Kupası en büyük akla kalan olaylardan. Yani normalde 15 dakika civarında toplamda uzatmaların olduğu yani. Evet. Yani belki büyük bir ihtimal biz bunun bir benzerini ki VAR sisteminde deniyor. VAR sisteminde bir hakem oyunda kalan süreyi hesaplama görevi verildi yani. Tabii. Muhtemelen onda. Uzuyor 8-10 dakika. Çalamıyor. Çalamıyor oyuncu. Çalamaz. Galeci oynarken hakem gösteriyor. Bak. Tribüne gösteriyor. Bak diyor ben tutuyorum. Ama fark mı? Kaleci istediğini yapabilir ya oyunda top. Ya ama avuktu kullanırken o ayrı bir şey de.
Oyuncular yerde yatarken hemen tribünü rahatlatıyor. Bak diyor, gösteriyor. Bizde mesela bizim oyuncularımız oyundan o kadar çok çalıyor ki. Hiç bütün hakemler de buna müsaade ediyor. Şey hakkında, Ot'ta dedi ya, biz bu, Türkiye'deki maçlara girebiliyor mu ya Ot'tan bunu? Şeyde, Eskişehir'de orkestrayı, bando gidiyor değil mi? Orada ama şimdi onlar gürültü yapamıyor. Onlar sanatsal şeyler. Ha, sahaya Ot'la girmek mi? Ot'la girebilirsin. Abi şey, hakikaten ya, böyle Ot'la ne yapıyorsun adam bir şeyde o sesini? Eski statümde, şey hatırlarsanız eski statümde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bando ve mehtana takımı gelirdi. Güzel olurdu yani aslında. Hı. Bazen şiremenler gelip saz ve çalışçılar da olurdu. Böyle çok güzel şey oldu. Ben Hatay'ın burada müsabakası vardı. O Hataylılar çok farklı bir şekilde davulu zurnalı gelmişlerdi. Evet. Ya o futbol tribüne hoş bir güzel ne bir şey veriyor ya. Ne zaman yasaklandı bu işler? Davulun tokmağını sahaya atarsan işte tribünlerde o... Mesela ben eski Ali Sami'nden hatırlıyorum. Tribünün ön tarafı komple davul diziliydi. Ne zaman ki o tokmakları sahaya atmaya başladılar, davul yasaklandı. Böyle bir durum. Tabii. Şeyi hep şu konuşuyor. Türkiye bu turnuvada olsa ne yapardı diyorlar. Vallahi ben samimi bir itirafta bulunayım. Turnuvanın en kötü takımı olurduk. En kötü? En kötü takımı olurduk. Yani bizim... Ben baktım oradaki takımlara. Cidden Dünya Kupası'nda yani şöyle gidelim mi olaya? Türkiye'de son dönemde şu ara olmasaydı, Dünya Kupası olmasaydı en çok forvet olarak kim konuşuluyordu? Valencia, Icardi, Batshuayi falan. Şimdi Icardi bir anda gündem oldu Türkiye'de. Yorumcuları dinliyorum Beşiktaşlı olsun. Nasıl bir yorum? Icardi gidememiş Dünya Kupası'na. Evet. Al, takım alınmadı. Şimdi Icardi bizim milli takımımız da olsa tek bacağıyla oynatırız. Yani bizim futbol kalitemiz bu Dünya Kupası'nı kaldırmazdı. Oyuncu kalitemiz de öyle. Ben bakıyorum abi. Ben mesela Fas oraya boş yere gelmedi. Cidden o kadar, o kadar iyi oyuncular var ki. Elenen takımlar da öyle. Elenen takımların içerisinde Amerika takımını ben çok beğeniyorum. Evet, iyidir. İnanılmaz atletik oyuncular var. 15 sene sonraki yani 1-2 turnuva sonrasında muhtemelen Japonya, İspanya takımı, sonra Amerika, İnanılmaz bunlar genç. Ve Afrika, hatta 48 takım üzerinde tartışma yapıldı dikkat ederseniz o zamanlar. 48 takımla oynayacak bundan sonra. Böyle bir çalışmalar, düşünceler var. Bu da şu anlama geliyor. Büyük bir ihtimalle herhalde 4 takımdan biri gidecek Dünya Kupası'na. Şey diyor zaten, 48 takımı boş ver. Dünya Kupası'nı 2 yıla indirmeye çalışıyor. Ya inebilir, doğrudur bence evet. Yani. Yani arada Avrupa Şampiyonası mesela 400 biraz fazla uzun bence de. Orada Avrupa Kupası, Amerika Kupası falan var ya, onlar engelliyor yoksa. Ya onlar işte olabilir. Yani kısa bir yıl içinde bitecek maçlar ya. Kışın olur mu diyorlardı. Oldu bak. O da memleketten dolayı, Katar'dan dolayı oldu. Olmadı bence yani. Ya bence olmadı ben, yani. Ben mesela şeyi şu anlamda daha iyi buldum. Turnuvada bütün oyuncular formda. Mücadeleci yani. Hepsi formda gitmişler. Lig başladı. Hemen ligin ortasında gitti. Yani. Evet. Hepsi formda yani. Ya bu dinlendi falan, tatilden döndü falan yok. Hepsi formda gitti Dünya Kupası'na. Organizasyon daha önce çok eleştiriyordu ya, Katar yapabilir mi? Bayağı bir lobi çalışması yani yapıldı. Sen nasıl gördün organizasyonu? Organizasyon 10 numara bir. Bizim izlediğimiz kadarıyla oradaki yorumcuların falan söyledikleri de çok iyi organizasyon yapılmış. Mesela statları dolu, bir de yayın kalitesi inanılmaz. İnanılmaz değil mi? Tabii. Mesela en iyi organizasyon da aslında VAR'da var. VAR nasıl hızlı? Offside'lerde falan. Çizgi bizde falan. Abi tartış 15 dakika VAR'da oyalanıyoruz biz. Tak diye hemen bakıyor. Tabii. Orada çok hızlı işliyor. Ha, hızlı işlemedi, yavaşladı ya. Süreyi de kullanıyor. Senin seyir zevkini çaldırmıyor. Hakemler de diyor ki, sen çaldın ya, ben de 15 dakika uzatırım. Yani şey, Hollanda-Arjantin maçı kaç dakika oynandı ya? Uzatmalarla birlikte. Bayağı bir uzadı yani. Bir tabii. Ben dedim ki, yani Messi bu yaşta bunu nasıl çıkaracak? Gereği dayandı. Çıkarttı yani. Şimdi 35, 37 yaşında Modric. Tabii şey var mesela,
orada 90 dakikanın üzerine yanlış hatırlamıyorsam 10 dakika mı ilave etti? Bir yarım saat ilave etti. Uzatmaların da uzatmasını oynattı. Evet. Özellikle yani çaldırmıyor sana. Yarı finalde finale bakalım kim kalacak daha sonra bunu yorumlar. Var mı abi ekleyeceğin? Valla teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayrı abi. Olumlu gelişmelerle konuşuyoruz. Yani hep kötü Kayseri Spor'la ilgili hep olumsuzluklar konuşuyoruz. İnşallah iyi olur. İnşallah. Bu hafta sonu Cuma günü Kayseri'de Spor'a da Ahde Vefa gecesi var. Cuma günü mü? Bu Cuma günü. Ben bu Kayseri Spor Adamları Derneği'nin bu çalışmanı buradan takdir ettiğimi söyleyeyim. Ben de davetliyim. Davete ben de katılacağım. Ama şunu söyleyeyim, vefa ne demek olduğunu güzel uyguluyor oradaki değerli hocalarımız. Aynı görüş ve düşünceyi Kayseri Spor Kulübü'nden de bekliyorum ama artık bazı şeyler beklemez o hale geldik. Bizim beklentimiz farklı. Ben bu organizasyonda bulunan hocalarımı buradan takdir ettiğimi ve kendilerine teşekkür ettiğimi söyleyeyim. Bu hafta sonu yapılacak olan Kayseri Spor Genel Kurulu'nda da aday olacakları ve bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Temennimiz Kayseri Spor'un daha iyi yerlere gelmesi yönünde. Gelecek hafta yoğun geçecek. Ekleyeceğim var. Evet. Ayhan Bey'in söylediğine bir şey ilave etmek istiyorum. Mesela o Ahd-ı Vefa gecesindeki o... Şimdi kulübü yönetenler falan bilmez de. Oradakiler hep akil. Onları çağır, fikir al, ne yapabiliriz falan bir konuş. Böyle kapalı kapılar arkasında kulüp yönetirsen bu hale gelir. Kimse senin kim aldığını bilmiyor, ne kadar borçlandığını bilmiyor. Ya bir tane çağır eskileri de ya kardeşim gelin böyle böyle bir durumdayız. Yani bu iş sadece para işi değil. Yani fikir iş. Doğru. Gece hafta başarılar diliyoruz. Hem bunu konuşacağız. Yeni yönetimi olan şu genel kurul hem de Dünya Kupası şampiyonu da belli oluyor. Onu da konuşacağız. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.